Merhabalar, ben Volkan Özden. Dünkü ve bir önceki günkü eğitimde birlikte olmuştuk. Dilerseniz hızlı bir şekilde bugünkü eğitime başlayalım. Tabii bundan önce bir dünün kısaca özetini geçelim. Dünün özetine geçmeden önce bugünün konularına bir değinelim. Bugün makro, veri aktarımı, sunucular ve FAT'e özgü olan özel fonksiyonlar konularını ayrı ayrı işleyeceğiz. Bunun öncesinde dünkü eğitimde neler yaptık? Bunlara bakalım. Dünkü eğitimdeki ilk konumuz reçeteydi. Reçete fonksiyonu proje keşfedicisinden reçete kısmından çağrılıyordu. İşte buradaki listeye birden fazla reçete ekleyebiliyorduk. Mevcut reçetenin içerisine girelim. Dün yaptığımız reçete burada kayıtlı. Bunu da bu projeyi de tabii forumda paylaştık. Bu projeye de ulaşabilirsiniz. İşte bir kek tarifi yüklemiştik buraya. Sütün, suyun ve diğer parametrelerin olduğu bir tarif yüklemiştik. Tabii bunların her birinin bir geçerli adresi vardı. Bunlar buradaydı. Bir hedef adresimiz vardı. Bu genellikle PLC adresi oluyordu. Ve reçetenin mantığı da bu geçerli reçete adresindeki verileri hedef adrese göndermesiydi. Reçetenin genel mantığı bu şekildeydi. Bu kısmı geçelim. İkinci konu işlem kaydıydı. Bu kısmı İsmail Bey anlatmıştı. İşlem kaydı yine proje keşfedici kısmında. Bakın şu kısımdaydı. İşlem kaydının mantığı da işte operatör panelinde ki tüm aksiyonların aslında bir kayıt altına alınması. Örneğin bir butonunun durumunu değiştirmek gibi ya da bir değişkenin değerini değiştirmek gibi. Tüm bu işlemleri kayıt altına alarak dilenirse işte bir CSV formatında bunları da kaydederek dışa aktarabiliyorduk. Dahili hafızaya, micro SD karta ya da USB flash belleğe bunları da depolayabiliyorduk. Üçüncü konumuz veri kaydıydı. Dünkü konuda bir soru gelmişti işte işlem kaydıyla veri kaydı arasındaki fark nedir diye. Tekrar edeyim, işlem kaydı operatör panelindeki aksiyonların yani bir butona basılmasının ya da bir değişkenin durumunun değişmesi gibi işlemlerin kayıt altına alınmasıydı. Veri kaydı ise tamamen farklı bir mantıkta. Şöyle bir tane ekleyerek gösterelim. Pardon, yanlış yere tıkladım. Evet, şurada. Veri kaydının mantığı ise neydi? Belirlemiş olduğunuz adresleri, örneğin burada iki adres tanımlanmış. Bakın burada giriş adres listesinde R172 ve R173'ü kullanmışız. Buradaki adreslerin belirlenen şartlara göre, bu zaman tabanlı da olabilir. Örneğin ne demişiz burada? İşte saniyede bir kere, bakın şurada bir saniyede bir kere bu kayıtları tut demişiz. Ne yapacak? Her bir saniyede bir R172'nin ve R173'ün içerisindeki değerleri depolayacak. Bunları da dilenirse, şurada bakın dış aktarma fonksiyonu var. Burada aktif ederseniz bunu da işte bir not defteri TXT formatında ya da bir CSV formatında ya da Fatih'in kendine ait olan bir FBF formatında bunları dışa aktarabiliyorduk. FBF formatının avantajlarından biri de bu dosyayı direkt olarak PDF'e çevirebilmesiydi. Bu şekilde de bir verinin kaydını tutabiliyor ve bu kaydı da dilediğimizce dışarı aktarabiliyorduk. Ve son olarak bu veri kaydını da bir trend şeklinde bir grafiğe dökebiliyorduk. Onu tekrar burada göstermeyeyim ama hani genel olarak çalışma mantığı buydu. Ekran listesinden de onu bulabilirsem onu da gösterelim. Evet, şurada bakın. Burada da bunu bir almış olduğumuz veri kaydını, bakın şurada sıcaklık 1 ve sıcaklık 2 şeklinde iki değişken var. Bunları şuradaki örnekte olduğu gibi bir grafik haline dönüştürebiliyorduk. Günün özeti bu şekilde. Evet, 5. gün konularından olan makro konusuna dilerseniz başlayalım. Kullanıcılar genel nesneler ile kolayca gerçekleştirilmeyen karmaşık bir görevi tamamlamak için sistem tarafından sağlanan makro özelliğini kullanabilirler. Makro ile kullanıcılara kendi programlarını yazabilmeleri için bir dil sağlanır. Bu özel bir dildir.
Bu dil sayesinde mantıksal işlemler, sayısal hesaplamalar, döngü yürütmeleri ve buna benzer içerikler üretilebilir. Daha önce oluşturulmuş makro, mevcut makro dosyaları geliştirme süresinden tasarruf etmek amacıyla farklı projelerde yeniden kullanılabilir. Yani bu makro dosyalarını dışa aktarabilir ve ihtiyaç olduğu durumlarda da içe aktarabilirsiniz. Ve ayrıca makro dosyalarınızı da şifreleyebilirsiniz. Yani operatör panel programının şifresinden hariç makroları da ayrıca şifreleyebilirsiniz. Bu sayede de ekstra bir güvenlik önlemi almış olursunuz. Örneğin makro sayesinde bir yıldız üçgen devresini makro ile yapabilirsiniz. Hatta böylece PLC projesine bir şekilde ulaşılsa bile kilit noktalardaki işlemleri makro ile yaparak mülkiyet hakkınızı daha iyi koruyabilirsiniz. Dilerseniz bir makro örneği yaparak işlemleri gerçekleştirelim. Yine dün olduğu gibi sayfalarımızı açmıştık. Bakın burada makro sayfamız mevcut. Burada makro örneğimizi gerçekleştirelim. Bir makro yazabilmek için proje keşfedicisinden bakın fonksiyonlar kısmında makro diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bir makro var. Bu makro hatırlayacak olursak İsmail Bey bir boru hattı için bir örnek yapmıştı. Orada bir sürekli artan değer oluşturmak için bu makroyu yapmış. Ben yeni bir makro oluşturacağım. Bu makro üzerinden de anlatımıma devam edeceğim. Ekle diyelim. Şurada bakın onları da gösterelim, atlamayalım. Şurada bir ekle butonu var. Yeni bir makro ekleyebilirsiniz. Düzenle butonuyla mevcut bir makroyu düzenleyebilirsiniz. Örneğin bu makroyu. Tekrar diyerek işte bir makroyu kopyala yapıştır mantığında çoğaltabilirsiniz. Bir makroyu silebilirsiniz. Az önce bahsetmiş olduğum içe aktarma ve dışa aktarma fonksiyonları. Bunları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak kendi kişisel fonksiyonlarınızı da geliştirebilirsiniz. Ekle butonuna basalım. Ve ekle butonuna bastıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada kullanıcılar tek tek makro yani bir yazılım dilini bilmelerine gerek yok. Şu kısma bakın dikkat ederseniz temel dahili ve kişisel olarak 3 bölüm mevcut. Burada şu listeye tıklarsanız eğer bakın burada bazı özel fonksiyonlar ya da makro dilindeki karşılıklı olan metinler olduğunu söyleyebilirim. Buradan örneğin ihtiyacınız olan her neyse buradan seçip örneğin bir toplama işlemi yapacaksanız bakın burada 3 farklı değişken, bir ekle butonu, işte bu değişkenlerin formatları, sayı formatları ve açıklamaları. Açıklamalar konusunda şöyle bir bilgi vereyim. Burası şu anda İngilizce ama bunun Türkçe çevresi de devam ediyor. Bu da kısa süre içerisinde Türkçeleştirilmiş bir şekilde gelecektir. Ancak buradaki hani İngilizce çok ağır bir İngilizce değil, anlaşılabilir. Hatta bazı fonksiyonlar için şöyle söyleyeyim. Bakın şu üst tarafa baktığınızda aslında hiç bir bu kısma bakmaya bile gerek kalmadan fonksiyonun ne işe yaradığını anlayabiliyorsunuz. Ne yapıyor? P2 ile P3'ü toplayıp P1 değerine bu sonucu depoluyor. Aslında bu kadar basit. İsterseniz gelin deneyelim. Söylemiş olduğum gibi burada bir şey yazma zorunluluğunuz yok. Yani burada gelip bir dil yazma zorunluluğunuz yok. Bu kısımda bakın şurada P1, P2 ve P3 değişkenleri aslında verilmiş. Ne yapalım? Örneğin V500 diyelim ya da V kaç diyelim? 2500 diyelim. V2500 adresine bu sonuç depolanacak. Hangi sonuç? P2 ile P3'ün toplamının sonucu. Ne diyelim? Şura bir sıfır fazla olmuş. Evet. Şurada işte 2500 bir adresiyle 2500 2 toplanıp 2500'e depolansın dedim. Ekle butonuna basıyorum ve bakın benim burada bir şey yazmama gerek kalmadan ekle butonuna basmamla beraber burada bu işlem otomatik olarak gerçekleşmiş oldu.
Şimdi bu makronun çalışabilmesi için tabii bir şarta ihtiyacı var. Bakın burada bir tetikleme diye bir seçenek var. Buraya tıklayalım. Burada birden çok seçenek var. Ben burada zamanlayıcıyı kullanacağım. Zamanlayıcıyı atlayalım ve diğerlerinin ne olduğuna bakalım. Mesela bir bit olduğun bir olduğunda seçeneği var. İşte ne diyor burada? Bunu açtığınızda şu sağ kısımda bir adres kısmı geliyor. Bu adres kısmında sizler bir bit belirlersiniz. Örneğin burada işte V0.0 belirlenmiş. Örneğin burada bir operatör panelinin dahili hafızası kullanmak zorunda değilsiniz. Buradan bakın FATEC PLC'nin örneğin M işte 200'ü geldiğinde bu işlem gerçekleşsin de diyebilirsiniz. Örneğin öyle diyelim. Ne demiş oldum? FATEC PLC'nin M200 biti geldiğinde olduğunda yani yükselen kenar olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bu makro çalışsın diyebilirim. Ya da bit 1 iken yani M200 biti 1 iken 1 olduğu süre boyunca bu makro bu toplama işlemi doğal olarak çalışsın diyebilirim. Ya da işte tam tersi 0 olduğunda yani düşen kenar olarak düşünebilirsiniz. Ve bit 0 iken yani 0 olduğu süre boyunca olarak düşünebilirsiniz. Ve son olarak bit değiştiğinde yani bu bitin her sıfırdan bire ya da birden sıfıra geçişinde bu makroyu çalıştırabilirsiniz. En başa dönüyorum. Kullanacak olduğum zamanlayıcı yani zaman tabanlı makroyu çalıştıralım. Zamanlayıcıyı seçtikten sonra bakın burada bir gecikme süresi var. Burada ben bunu 100 milisaniye yapacağım. Ne yapacak bu? Her 100 milisaniyede bir bu makroyu işleme sokacak. Her 100 milisaniyede bir bu makro çalışmış olacak. Sağ tarafı inceleyecek olursak burada bir şifre ile koru tiki mevcut. Az önce bahsetmiş olduğum makroları şifrelemenin yolu burası. Bu tiki aktif hale getirirseniz bir şifre girersiniz ve bundan sonraki süreçte makroyu açabilmek için, makroya ulaşabilmek için bu şifreyi giriyor olmak gerekir. Şu tiki görüyorsunuz. Proje başladığında çalıştır tiki bu. Bunu işaretlerseniz eğer panel projeniz çalıştığında bu makroda yürütülmeye başlanır. Ve son olarak bağlantı başarısız olduğunda devam et tikini görmektesiniz. Buradaki maksat şu. Örneğin operatör paneliyle bir PLC haberleşiyorsa ve bu aradaki haberleşme bağlantısı koparsa makronun davranışı yani makro çalışmaya devam etsin mi yoksa makro çalışmaya devam etmesin mi bunun seçimini de buradan yapıyoruz. Ne yaptım şu ana kadar? 100 milisaniyede bir 2500 değerinin içerisinde depolanan bir toplama işlemi gerçekleştirdim. Dilerseniz bunu deneyelim. OK butonuna basarak bu işlemi kaydediyorum. Kaydet diyorum. Ve artık bu makro burada kaydedilmiş oldu. Artık ekranıma dönüp bu toplama işlemini gösterebilirim. Ekrana dönüyorum. Şu kısımları kapatalım. Evet. Makro sayfama dönüş yaptım. Şimdi burada değişkenler kullanmam gerekiyor. Bu değişkenler neydi? 16 bit integer birer sayıydı. Doğal olarak araç kutusundan sayısal metin kısmından bir sayısal giriş ve görüntüleme sürükleyip bırakıyorum. Çift tıklayalım. Bakın, FATEC'te böyle bir özellik vardı biliyorsunuz. 2500 değeri otomatik olarak geldi. Burada sonuç depolanacağı için ben giriş izin vermiyorum. Bu sonucun depolanacağı bölge olduğu için OK diyelim ve işlemi sonlandıralım. Kopyala, yapıştır yaptım. Çift tıkladım. Buna 2501 diyelim. Mesela şöyle de bir yöntem var. CTRL tuşuna basın, kontrol tuşuna. Sürükleyip sol tuşla bırakın. Böyle de bir kopyalama yöntemi mevcut. Bunu da kullanabilirsiniz. Buna da çift tıklayalım. Buna da 2502 diyelim. Şimdi daha anlaşılır olması için şöyle yapalım. Tasarla kısmından örneğin bir text yapalım. Tekste girelim. Mesela bu artı olsun. Tabii nasıl olacak? Şu değerle bu değer toplanıp şöyle yapalım. Evet.
şu değeri yazılacaktı. Şuraya da eşittir yapalım. Evet, ne yaptım? Bir text kullandım. Text'in içerisinde artı ve eşittir yazdım. Tekrar bakalım. 2501 ile 2502 register'ların içerisindeki değerler toplanıp 2500 register'ın içerisine yazılacak. Tabii bunların toplanabilmesi için benim bunların girişine izin vermem gerekiyor. Çift tıklayalım. Şuradan girişe izin ver tikini aktif hale getirelim. Tamam diyelim. Ve yine diğerinde aynı şekilde giriş izin verelim. Tamam diyelim. Ve artık proje sekmesinden simülasyon modunu başlatalım. Projemizde bir hata var, onu kontrol edelim. Evet, burada arkadaşımız bugün mail özelliğini anlatacak. Burada bu tiki aktif etmiş ve ayarları girmediği için böyle bir hata aldık. Bu arada şeyi de göstermiş oldum. Mesela kapatalım burayı. Şimdi operatör panelini kullanıyorsunuz. Bir program yaptınız, bir hata aldınız ama hatanın ne olduğunu da buldunuz. Şöyle bir özellik var. Mesela hatanın üzerine çift tıklayın. Bakın hatanın olduğu bölgeyi PB Designer yazılımı direkt sizin önünüze dökebiliyor. Bu sayede hatanın nerede olduğunu net bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bu tiki kaldıralım ve işlemimize devam edelim. Şunları da kontrol edelim. Evet, bunlarda da bir şey yok. Tekrar simülasyon modunu başlatalım. Evet, makro sayfasına geçiş yapalım. Yine biz makro sayfamızı oluşturmuştuk. Ne yapıyor? Her 100 milisaniyede bir bu toplama işlemini gerçekleştiriyor. Doğal olarak ben buraya bir değer girdiğimde sonuca direkt etki etmesi gerekiyor. Hemen diyelim ki 60 artı 60. Bakın 120 değerini artık görebiliyorum. Kapatalım. Ve makro sayfamıza tekrar dönüş yapalım. Çift tıklayalım ve buna bir özellik daha ekleyelim. Mesela ne diyelim? Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela işte şu register şuraya eşitse bu toplama işlemi yapılsın ama bu eşit değilse toplama işlemi yapılmasın diyebiliriz. Bunu yapmanın yolu yine bu kısmı geçiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi bu kısımdaki tüm fonksiyonları ben sizlere tabii ki de burada tek tek anlatamam. Ancak şöyle bir yöntem var. Mesela gelelim. YouTube sayfamızı açalım. Fatih Türkiye YouTube sayfasında bakın oynatma listeleri kısmına tıklıyorum. Bakın burada Fatih HMI makro eğitim videoları var. Burada toplamda 22 adet video var. Tıklayalım. Bakın burada işte bir makronun kullanımı, işte taşıma fonksiyonu, tersini taşıma, çarpma, bölme, toplama vesaire gibi birçok fonksiyon, aslında az önce göstermiş olduğum bölgedeki birçok fonksiyonun videosu burada çekilmiş durumda. Sizler de dilerseniz buradaki videoları izleyerek oradaki fonksiyonların ne işe yaradığını öğrenebilirsiniz. Tekrar konumuza dönelim. Az önce söylemiş olduğum hani bir değer bir değere eşitse durumu tabii ki bir if else döngüsüyle yapılabilir. O yüzden operatör kısmından if else kısmına geçiyorum. Ne demiştim? Bir değer bir değere eşitse bir şey olsun demiştim. Bunun için bakın şurada if eşit eşit fonksiyonu var. Tıklayalım. İki farklı burada değerim var. İşte eğer ki P2 P1'e eşitse bu blok yürütülecek. P2, P1 eşit değilse bu blok yürütülmeyecek. Burada mesela P2'yi ben sabit olarak almak istiyorum. Mesela ne diyelim? 50 diyelim. Hangi değer hangi değere eşitse? Mesela 2000 ne diyelim? 600 diyelim buraya da. Ekle butonuna basıyorum.
Bakın şöyle göstereyim. Evet. Şunu silelim. Şöyle daha anlaşılır olması için, çünkü burada imleçinizin nerede olduğu çok önemli. Bu en başta olduğu için çok anlaşılmaz bir duruma sebebiyet verdi. Şöyle yapalım. Evet, daha anlaşılır olacak. Tekrar ekle butonuna basalım. Bakın daha anlaşılır oldu. Orada ona dikkat etmek lazım. Çünkü bu imleç her neredeyse satırı oraya ekliyor. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi ne demiştik? V2600 register'ın içerisindeki değer 50'ye eşitse bu aradaki şu bölgedeki işlem yürütecek ve sonrasında and if bu fonksiyonun olması lazım. Çünkü if döngüsünden çıkması için and if'e gerek ihtiyacı var. Mesela bakın şurada bu makronun çalışıp çalışmadığını denetleyen bir yapı da mevcut. Mesela bunu silelim. Bakın bir hata mesajı var burada. Bunun için buraya end if'i koymamız gerekiyor. Ne yapacaktık? Toplama işlemi yapacağımız için ben bu satırı kesiyorum ve araya yapıştırıyorum. Tekrar bakalım ne yaptık? Ve 2600'ün içerisindeki değer 50'ye eşitse toplama işlemi gerçekleştirilsin. Eşit değilse durumuna sonra dönelim. Tamam diyelim. Kaydedelim ve çıkalım. Ekran listemize dönelim. Şuradan. Şimdi V2600'ün içerisinde 50 yazabiliyor olmamız lazım ki toplam işlemi yapalım. Bir sayısal girdi sürükleyip bırakıyorum. Shift tıklıyorum ve bakın 2600 otomatik olarak geldi. Ben girişe izin ver diyeceğim. Okey diyeceğim ve artık simülasyon modunu başlatmaya hazırım. Evet, makro sayfasına tekrar dönüş yapıyorum. Mesela az önce hatırlayacak olursanız buradaki toplama işlemi direkt gerçekleşiyordu ve bakın şu anda herhangi bir değişiklik yok. Örneğin işte şu toplama işlemi burada gerçekleşmiyor. Ne zamana kadar gerçekleşmiyor? Ve 2600'ün içindeki değer 50 olduğunda. Ne yapalım? Mesela 49'u deneyelim. Bakın bir değişiklik yok. Ancak 50 olduğunda bakın toplama işlemi gerçekleşti. Ve 50 olduğu süre boyunca tabii mesela bakın buradan bunu da takip edebilirsiniz. Ne zamanki eşitlik bozulur, örneğin eşitliği bozdum, o zaman toplama işlemi kale alınmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, makro sayfamızı kapatalım ve makro kısmımıza tekrar dönüş yapalım. Ne yaptık burada? Burada bir sabit ile de bu işlemlerin yapılabildiğini de ayrıca gösterdik. Bunu da tekrar belirteyim. İlla burada bir adres kullanmanıza gerek yok. Bir sabit değer ile bu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi şuraya bir enter diyelim. Ne yaptık burada? Şimdi eğer ki şu değer şuna eşitse şu işlemi gerçekleştirdik dedik. Ama eşit değilse mesela bunu da yapabiliriz. Bunu yapmanın yolu else. Dikkat ederseniz illaki benim burayı kullanmama gerek yok. Yani mesela else kullanıyorum ben burada. Burada kendiniz eğer ki bu dile alıştıysanız ve bu dilde kullanılan makro dilini biliyorsanız aslında buradan da bunu yazabilirsiniz. Bu seçenek tamamen size kalmış. Ne dedim? İşte eğer ki R ve 2600'ün içindeki değer 50'ye eşitse şunu gerçekleştir. Değilse bir alt satıra geçiyorum. Buraya yazdığımı gerçekleştir. Mesela buraya ne yazalım? Bir taşıma fonksiyonu kullanalım. Operatör kısmına dönüyorum. Operatör kısmında bakın ilk sırada şöyle bir taşıma fonksiyonumuz mevcut. Bunun nasıl çalıştığını şimdi göstereceğim. Tıkladım. Burada mantık şudur. P2'nin içerisindeki değeri P1'e taşır. Mantık budur. Mesela burada direkt ekle butonuna basayım. Burada da bu adresleri düzenleyebildiğimi göstereceğim. Mesela ekle butonuna bastım. Ne yaptı? V0'ın içindeki değeri V0'a taşıdı. Bir mantığı yok mesela şu anda ama ben bunu anlamlandırayım. Diyelim ki V2600'ün
600 birim içindeki değere ve 2000, hatta şöyle diyelim, 1 diyelim. Şunu da 0. Birinci bitine diyelim. Ne yaptım burada? Ve 2601'ın numaralı bitin, nasıl söyleyelim, şöyle yapalım. Ve 2601 register'ın içerisindeki 0 numaralı bite 1 yazdım. Dedim ki eğer ki ve 2650'ye eşit değilse şu bite git 1 değerini yaz. Bir de şunu yapalım. Eğer ki eşitse 0 yaz diyelim. Kopyalayalım. Yapıştıralım ve diyelim ki 0. Ne oldu şu anda? Ve 2600'ün içindeki değer 50'ye eşitse 0. bit 0 olacak. Değilse 0. bit 1 olacak. Bunu yapmamın sebebi de birazdan göstereceğim. Mesela buraya not almak istiyorsanız bunun da bir yolu var. Onu da gösterelim. Mesela çift slash koyun buraya. Bakın çift slash koyduğunuzda geri derleme başarılı. Mesela işte bite bir yaz diyebilirim burada. Mesela şurada gelelim. Diyelim ki çift slash işte diyelim ki bite 0 yaz. Bu sayede de bu tarz notlar alarak ilerleyen dönemde hani burada ne işlem yaptığınızda hatırlayabilirsiniz bu notlara bakarak. Mesela buraya da diyelim ki çift slash toplama. Şimdi şu iki satırı eklememin sebebini de birazdan göstereceğim. O kısma da gelelim. Kaydedelim ve çıkalım. Makro sayfamızı açalım. Şunu şöyle yukarı taşıyalım. Şunun içindeki değer 50'ye eşit olduğunda hatırlarsanız o eşitliğe bakıyordu. Şimdi bir tane lambda anahtar kısmından bir lambda sürükleyip bırakalım. Çift tıklayalım. Ve bunun adresini hatırlayacak olursak az önce ve 2601'i kullanmıştık. Nokta 0'ı kullanmıştık. Ne yapmıştık? Ve 2601.0'ın bitini makro çalışıyorsa ya da aslında çalışmıyorsa şeklinde kontrol etmiştik. Görüntüle kısmına gelelim. Ve burada 0 durumu için toplama yapılıyor diyelim. 1 durumu için de toplama yapılmıyor diyelim. Arka planlarını daha güzel yapalım. İç kütüphaneden. Şöyle aşağılardan mesela kırmızıyı seçelim. Toplama yapılmıyor, kırmızı olsun. Sıfır numaralı duruma geliyorum. Bunu da yeşil yapalım. Yine iç kütüphaneden yeşili seçelim. Bakın daha anlaşılır oldu. Sıfır ve bir durumları. Yazılarını da siyah yapalım. Şuradan siyahı seçiyorum. Tüm özellikleri kopyala butonuna bastım. Okey dedim. Şöyle biraz genişletelim. Şuradan da 0 ve 1 durumlarını kontrol edelim. Bakın toplama yapılıyor ve toplama yapılmıyor şeklinde görünecek. Simülasyonu çalıştıralım. Makro sayfasına geçiyorum ve bakın şu anda toplama yapılmıyor uyarısı mevcut. Çünkü ilgili adreste şu anda bir değeri mevcut. Bundan dolayı da lambam bana toplama yapılmadığını söylüyor. Ne zaman toplama yapılıyor? Bu değer 50'ye eşit olduğunda ancak toplama yapılıyor. Tıklayalım bu değere. 50 diyelim ve bakın artık toplama işleminin yapıldığını gösteriyor. Mesela deneyelim. Mesela 66 işte 55 diyelim. Gördüğünüz gibi toplama işlemi gerçekleşiyor. Ta ki işte buradaki değer 50'ye eşit olmadığında toplama işlemi gerçekleşmiyor. Bakın toplama yapmıyor şu anda. Görmüş olduğunuz gibi de sonuç değerinde herhangi bir değişiklik yok. Bu sayede de hani bir makronun çalışıp çalışmadığında bu şekilde görebilirsiniz. Kapatıyorum sayfamı. Makroya geçiş yapıyorum ve çift tıklayarak bu şekilde de makro kısmını bitirmiş oluyorum. Şimdi şöyle bir kapatalım. Şimdi bazı durumlarda bazı makroların sadece ama sadece
tek bir sayfa içerisinde yürütülmesini isteyebilirsiniz. Örneğin bu benim tasarlamış olduğum bu sayfadaki makro döngüsü aslında tüm sayfalarda şu anda çalışabilir durumda. Ancak ihtiyaç durumunda ben bunu istersem sadece ama sadece bu sayfada çalışır hale getirebilirim. Bunu yapmanın yolu şu. Sayfa üzerindeyken, istediğiniz herhangi bir sayfa üzerindeyken tabii sağ tıklayın sayfaya ve özellikler kısmını açın. Özellikler kısmını açtıktan sonra bakın şurada sol alt kısımda makroları çalıştır diye bir seçenek var. Buna tıklayın. Buna tıkladıktan sonra aç ve döngü sekmelerine dikkat çekmek istiyorum. Şimdi aça tıkladığınızda bakın iki farklı seçenek var. Bunlar sıfır numaralı makro. Hatırlarsanız boru hattı için olduğunu söylemiştim. Benim yapmış olduğum makro ise bir numaralı makro. Tıklayalım. Ve artık bu makroyu bu sayfa içerisinde çalışabilir duruma getirdim. Burada isterseniz döngüyü de açalım. Yine bir numaralı makro için bu döngüyü açalım. Ve diyelim ki örneğin her 100 milisaniyede bir bu döngü bu sayfa içerisinde çalışsın diyelim. Tamam diyelim. Makro sayfamıza gelelim. Ve bakın şurada şunu göstermek istiyorum. Evet, bakın burada bu sayfada bu makronun hangi sayfalarda kullanıldığını gösteriyor ve hangi tipte kullanıldığını gösteriyor. Örneğin hem bir aç şeklinde hem de bir döngü şeklinde buradan da bu kullanımı görebilirsiniz. Yani buradan kolayca projenin hangi sayfalarında hangi makrolar kullanılmış buradan da bunun takibini yapabilirsiniz. Tabii şimdi simülasyon modunda bunu göstersem bile hani sadece o sayfada gösterildiğini gösteremem ama yine de çalıştığını göstereyim. Makro sayfasına geçiş yapalım. Örneğin bakın yine makro aslında çalıştığı anda zaten burası bize bunun sinyalini veriyor. Bakın 50 yaptığımda yine toplama işleminin gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi makro sayfasına tekrar dönüş yapalım. Çift tıkladım makro sayfamıza. Şimdi burada birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi şu temelden çıkıp dahiliye döndüğümüzde bakın burada aslında çok daha fazla özellik ya da makro fonksiyon olduğunu görebilirsiniz. İşte dosyayla alakalı olanlar vesaire şeklinde. Ya da ne bileyim bir gecikme kullanacaksanız bakın buradan yapıyorsunuz. Örneğin işte şöyle göstereyim. İşte şu adımdan şu adıma geçerken bir gecikme olacaksa örneğin işte bir saniyelik o araya o satıra onu eklemeniz lazım. O şekilde yapılabilir. Burada göstermek istediğim şey şu. Aslında birçok gelişmiş özellikte fonksiyon özelliği de burada mevcut. Dilerseniz sizler buradan ihtiyacınız olanı seçip kullanabilirsiniz. Örneğin bir mutlak değer alabilir. Ne bileyim bir iki değeri birbiriyle karşılaştırıp yüksek olanını bir register'a depolayabilirsiniz. Bu şekilde fonksiyonlar mevcut. İşte dosya kısmında yeni dosyalar açabilir, mevcut dosyaları silebilir buradaki fonksiyonlar sayesinde. Bu tarz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu tamamen hani sizin seçiminize bağlı. Burada hani söylemiş olduğum gibi YouTube sayfamızda daha detaylı videolara da oradan erişebilirsiniz. Bunları da yapmak mümkün. Son olarak hani kendi kişisel fonksiyonlarınızı da buradan ekleyip daha hızlı kullanabilirsiniz. Bunun da yolu burası. Bu şekilde yapılabilir. Kapatalım.
Evet, bir sonraki konumuz veri aktarımı. Birbiriyle bağlantısı olmayan iki farklı cihazı operatör paneli üzerinden haberleştirebiliriz. Farklı protokollerdeki cihazlar birbiriyle kolayca haberleşebilir. Bu sayede de operatör panelinin bir protokol dönüştürücü olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin burada iki FATEC PLC operatör panelini aslında bir köprü olarak kullanıp haberleşirken burada görmüş olduğunuz gibi aslında bir servo sürücünün bir asenkron sürücüye veri göndermesi de mümkün. Ya da işte buradaki bir FATEC PLC'nin başka bir marka PLC'ye veri göndermesi de mümkün. Mesela o iki PLC kendi aralarında kendi protokollerini tanımıyor olsa bile FATEC operatör paneli sayesinde aynı dili, aynı protokolü konuşuyor olmaları mümkün. Dilerseniz hızlıca bunun da nasıl yapıldığına bakalım. Bunu yapmanın yolu proje keşfecisinden veri aktarımı kısmına gelmek. Bakın, fonksiyonlar kısmında veri aktarımı. Buraya tıkladıktan sonra ekle butonuna basıyorum. Ekle butonuna bastıktan sonra tabii burada operatör paneli olmadığı için ve operatör paneli olsa bile üzerinde iki farklı cihaz olmadığı için ben sadece size burada yolu gösterebilirim. Aslında mantık olarak çok da basit olduğunu söyleyebilirim. İhtiyaç durumlarında kullanıcılarımız bunu da kullanabilir. Şimdi burada bakın dikkat ederseniz bir tetikleme biti, bir kaynak adresi, bir ve bir varış adresi seçenekleri mevcut. Örneğin kaynak adresimizi seçelim. Diyelim ki FATEC PLC'nin R işte 0.0'ındaki biti örneğin yine bir Modbus cihazında işte Modbus adresinin yapısı tabii farklı. Ne diyelim? 0. bitine, 0. adresteki 0. bitine gönder diyelim. Birden başlar bu arada. Modbus'ta mantık. Evet, sıfırdan başlamaz. Modbus'un birinci cihazına gönder diyelim. Birinci adresindeki birinci bite. Sıfırıncı bite. Yanlış anlaşılmasın. Şurada sıfırdan sıfıra gönderir. Birinci adresindeki sıfırıncı bite gönderir. Öyle toparlayalım. Ne yaptım? FATEC PLC'den bir Modbus cihazına veriyi göndermiş oldum. Ne zaman? Şu bit ve 0.0 biti. Bu yine aynı şekilde farklı bir adres olabilir. Mesela PLC'nin diyelim ki M 500. biti. Enter diyelim. PLC'den M500 biti tetiklendiği anda bu bit gidip bu Modbus cihazındaki karşılık bite yazılır. Sadece bit olmak zorunda değil. Bakın burada tipi bit iken siz burada bunu Word yapabilirsiniz. Tabii Word yapınca adresler düzeltilmesi gerekir. Gelin düzeltelim beraber. Şuradan mesela bakın R0 yapayım. Düzeldi. Buradan da işte ne diyelim 4001 diyelim. Ne yaptı? FATEC PLC içerisindeki R0 değerinin içerisindeki değeri 40.001 adresine götürüp yazdı. Örneğin bu bir asenkron motor sürücü ise bu adrese artık karşılık gelen her neyse buna yazdı. Burada bir bitle değil bir zamanla da tetikleyebilirsiniz bunu. İşte örneğin her 1 saniyede bir, her 30 saniyede bir şeklinde bu veriyi de gönderebilirsiniz. Ve son olarak işte buradaki bitin tipi işte kapalıdan açığa döndüğünde ya da açıktan kapalıya döndüğünde ya da işte hem kapalıdan açığa hem de açıktan kapalıya yani bitin durumu değiştiğinde diyebilirim. Bu şekilde de bu aktarımları tetiklemek mümkün. Hani veri aktarımı konusunda anlatabileceklerim bu kadar. Dediğim gibi sizin fiziksel olarak operatör paneline iki farklı cihazı bağlıyor olmanız lazım. Şu kısma kadar bir soru varsa soruları alabilirim. Bundan sonraki kısımda Murat Bey devam edecek. Bir 5 dakika ara verelim. Bu arada da soruları bekliyorum. Volkan Bey, benim bir sorum olacak ama. Buyurun dinliyorum. İki PLC'nin de veri aktarımında aynı haberleşme protokolünü mü kullanması gerekiyor? Örneğin bir tane PLC ile Ethernet üzerinden haberleşirken diğer PLC ile RS-485 ile haberleştiğini farz edersek yine aynı işlemi yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Tekrar söylüyorum, iki farklı
Ford'dan iki farklı birbiriyle alakası olmayan, mesela işte biri FATEC olsun, diğeri de atıyorum ne bileyim işte Schneider PLC olsun. Bunlar ikisi arasında kendi arasında haberleşebilir. FATEC operatör paneli bunu yapabiliyor. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim sana. Başka bir soru yoksa ben sözü Murat Bey'e devredeceğim. Orada bir 10 dakikalık ara verelim. Birkaç duyuru yapılacak bu arada. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, merhaba tekrardan. Ara döneminde yani bu arayı da değerlendirip bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bir PLC eğitimi sonrasında bir uzmanlık sınavı yapmıştık ve bu uzmanlık sınavını kazanan arkadaşlara da uzmanlık sertifikası vereceğimizi taahhüt etmiştik. Onları da şu an hazırlıyoruz. Aynı şey operatör panelleri için de geçerli. Operatör paneli sınavımız bayramdan sonra yapılacak. Onun da duyurusunu yapmış olalım istiyorum. Devam edelim isterseniz. Operatör paneli uzmanlık sınavımız yapılacak diye bahsetmiştik. Haftaya çarşamba günü yani 27 Mayıs tarihinde operatör panelinin uzmanlık sınavı da yapılacaktır. Bu arada sürekli katılımcılardan bir talep aldık. Bu süre içinde PLC sınavını kaçırdık işlerimiz dolayısıyla dediler. Onların için de bir telafi sınavı hazırladık. Onun da tarihini beraber ilerleyen dönemlerde açıklarız. Yani telafi sınavı da olacak. Hocam bir öneride bulunsam. Şimdi siz zaten videoları attınız YouTube'a ve kendi forumunuzda var. Acaba bir sınav yani uzmanlık sınavı için foruma ya da ana sayfaya, FATEC'in ana sayfasında bir sınav sistemi oluştursanız, yani isteyen istediği zaman girip uzmanlık eğitimi sertifikası alsa olmaz mı? Öyle bir şey mümkün değil mi acaba? Bazı firmalar yapıyor çünkü. Valla şu anda hani ona bir şey diyemiyorum ama bir değerlendirelim. Yani bu uzmanlık sınavı hani her zaman yapılacak bir şey mi diye sorarsanız hani şahsi fikrim bence her zaman yapılması çok mantıklı olmayabilir. Ama dediğimiz gibi eğitimlerimizi sürekli olarak tekrar edeceğiz. Her eğitim döneminde de uzmanlık sınavı yapabiliriz. Yani aslında talebinizi bu şekilde değerlendirmiş olalım. Yalnız bu örneğin ben şimdi eğitime katıldım ama işte diyelim ki gerekli araç gereç yok uzmanlık sınavını geçebilmem için. Bir dahaki uzmanlık sınavına girebilmem için tekrar o eğitime, aynı eğitime katılmam gerekir mi? Yoksa önceden katılmış olduğum için sınava kabul edilir miyim? Abdullah Bey aslında onun hani bir sonraki eğitim döneminde kararlaşılacak bir şey ama yani bunu o zaman değerlendirsek daha güzel olur. Ama bu eğitime katıldığınızın sonuçta belgeleri saklanıyor. Yani sonuçta bir form doldurdunuz ve sonunda uzmanlık sınavına katılmak için de bir değerlendirme formu paylaşacağız size. O formda da isminiz olduğu sürece hani bir sonraki eğitimde sınava direkt bu şekilde girebilirsiniz diye düşünüyorum. Tamam hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Bu arada eğitimde hep biz konuştuk, bir şeyler anlattık. Şimdi de isterseniz bu ara döneminde sınavında, yani PLC eğitiminin uzmanlık sınavında sertifika almaya hak kazanan arkadaşlar da, katılımcılar da burada şu anda aramızda. Onlara da panel eğitimi hakkında aslında düşüncelerini merak ediyorum. FATEC operatör panelini şu an için nasıl buldunuz? Hangi özelliğini en çok beğendiğiniz özellik ne oldu? Siz de mikrofonlarınızı açıp aslında fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Benim en çok beğendiğim özellik veri taşıma özelliği, veri aktarma.
operatör panelinden. Çünkü birçok PLC'de böyle bir özellik yok şey operatör panelinde. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Uğur Arıcı benim ismim. Merhabalar. Merhaba. Ben de bir eğitimciyim. Derslerini veriyorum. PLC, operatör panel programlama gibi derslere gidiyorum. Fatih'i de bir süredir kullanıyorum, birkaç yıldır. Yani pratikliği, çabuk anlaşılabilir menülere sahip olması avantajlı tarafları. Ama arayüz bakımından daha iyi markalar olduğunu, daha iyi bulduğum markalar olduğunu söylemem gerekir. Onu da haksızlık etmeyeyim. Benim bu kurslar konusunda beğendiğim şey, birincisi hepiniz ayrı ayrı tüm arkadaşlar bir öğretmen hakimiyetiyle konuyu anlattınız. Çok teşekkür ediyorum, çok beğendim. Yani biz onlarca kişiyiz bu işi yapan, tanıdığım bir sürü öğretmen arkadaşım var. Çoğumuzdan iyiydiniz, onu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Onun yanı sıra ciddiyeti de çok beğendim. Yani zamanında başlayıp bitmesi, konuların iyi programlanmış olması. Yani sadece bu kurslara katılmadım. Ben bu boşluk sürecinde şimdi pandemiden dolayı çoğunlukla evden çalışıyoruz. Çoğu eğitime, kursa, online eğitimlere katılmaya uğraşıyorum. Diğer markaların, diğer işte teknik konularda kurs veren kuruluşların da eğitimlerine katıldım. İçlerinde en beğendiğim bu oldu. Onu belirtmeden geçmek istemedim açıkçası. Onun için söz aldım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Uğur Bey. Hani bu eğitimleri düzenlerken de bir tane ana temelim, amacımız vardı. Bu da bilgiyi en doğru ve en iyi şekilde katılımcılara, misafirlerimize aktarmak. İnşallah bunu da hani bu artık üçüncü eğitimimiz oluyor online'da. Pandemi döneminde beğendiğinizi duymak bizi de mutlu etti. Teşekkür ederiz tekrar. İyi çalışmalar diliyorum. Bu arada arayüz konusunda bir şey söylemiştiniz. Onu PLC için mi, panel mi için mi? Yani genel olarak söyledim. Şöyle, biz Siemens ile çalışıyoruz. Onun eğitimlerini veriyoruz okulda. Milli Eğitim biliyorsunuz daha çok merkezden idare edilen bir şeyi var. Müfredatı var. Hı-hı. O müfredata uymak zorundayız. O Siemens ile çalışıyoruz. Siemens'in TIA portalı çok daha kompleks bir program. Orada da şunu gözlemliyorum ben. Her şeyi bir yerden, bir arayüzden yapmak çok büyük avantaj sağlıyor öğrencilerimiz açısından da. Daha kolay anlayabiliyorlar. Farklı farklı programları öğrenmek zorunda kalmıyorlar. O bakımdan onu daha avantajlı buluyorum. Onu belirtmiştim. Ama sizin de kullandığınız markaların arayüzlerinde anlaşılması, öğrenilmesi daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yani onu fark ettim. Ama aynı yerde olmamaları, işte panel için ayrı, PLC için ayrı arayüzler kullanmaları bir dezavantaj gibi göründü bana. Onun için söylemiştim. Ben de aynı şeyi hatırlatacaktım. Yani tabii tek bir program çatı altında olması... hani şahsi fikriniz güzel olabilir, fakat bu da hani öğrenme zorluğu ve kullanım zorluğu bir yerde, hani öğrenmesi ve kullanması biraz daha zor bir program. Hepimizin hani bildiği gibi birçok karmaşık parametresi var. Hani Fatih'in burada nacizane avantajlı olduğu nokta, yani iki farklı programdan PLC ve paneli yazılımını yapabiliyorsunuz, fakat ikisinin de kullanımını hani eğitimlerden gördüğünüz gibi çok kolay ve belli bir mantık çerçevesinde ikisi de ilerliyor. Teşekkür ederim yine düşünceleriniz için. Sağ olun. Bir de şeyi belirteyim. Ya, çok zamanınızı aldım ama bu semboller konusu operatör panelde çok geniş bir kütüphane var. Fatek'te. O beni çok şaşırttı. Bejer'de kullandım. Bejer'de de çok sembol olmasına rağmen bu şey Siemens'teki bütün menü neredeyse var bunda. Üstüne de ilave birçok onda yapamayacağımız şey de var. Semboller açısından çok zengin olduğunu gördüm. Eyvallah. Operatör panel eğitiminin duyurusunu yaparken hani sezgisel, esnek ve web designer yazılımı diye hani sürekli bahsetmiştik. Dahili kütüphanesi gerçekten çok geniş. Fatek operatör panellerinin yani birçok projenizi hiç dışarıdaki herhangi bir kütüphaneyi kullanmadan da gerçekleştirmemize imkan sağlıyor. Hani burada bir şey daha söyleyeyim size, kütüphane konusu gelmişken.
Ben özellikle bunu Fatih Tayvan'a sordum eğitim süresi boyunca. 10 bin ne yakın dahili kütüphanede obje var. Yani girdiğimiz kütüphanede birçok gruba ayrılmıştı hatırlıyorsanız dahili kütüphane. Yani orada 10 bine yakın kullanabileceğiniz panelin içinde saklı görsel var. Yani çok zengin. Evet. Teşekkür ediyorum tekrardan. Dilerseniz eğitime de dönebiliriz. Hani başka mikrofon açmak isteyen arkadaşlar varsa çok kısa bir süre onları da dinleyelim. Ondan sonra eğitimimize devam edelim. Evet, merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu İsmail Bey? Evet, sunumunuz da paylaşıldı. Sesiniz de gayet net. Devam edebilirsiniz. Peki. Volkan Bey'in ilk bölümde anlatımından dolayı teşekkür ediyorum. Ben de sizlere ikinci bölümde Fateh'in kullanıcılarına sunduğu sunucular ve onun dışında özel fonksiyonlar dediğimiz iki farklı bölümden bahsedeceğim. Sunucular kısmıyla giriş yapalım. Fatek operatör panellerinde sizlere ücretsiz olarak sunduğu sunucu seçeneklerinden birisi olan VNC. Burada şöyle hatta kalemimi de alarak göstereyim size. VNC ile makine ya da sistemin yanına gitmeden oturduğunuz yerden aslında operatör panelinizi kontrol etmenizi sağlar. Yani bunu zaten günün ilerleyen kısmında örnek olarak da sizlere göstereceğiz. Ücretsiz bir program. Operatör panelinizi gördüğünüz gibi böyle bir mobil telefondan, bir tabletten ya da bir bilgisayar ortamında uzaktan izleyip kontrol edebileceksiniz. İkinci sunucu olan FTP'de ise FTP bir dosya aktarım protokolü. Yani file transfer protokolü diye geçiyor. Burada ise hatırlarsanız panel eğitimlerinde sürekli alarm olsun, reçete olsun, işte görev planlamada dışa aktar diyorduk. Bu dışa aktar dediğimiz durumlarda USB bellekte mi? Hatta şuradan göstermek daha kolay olacak. Şöyle yapalım. Bakın mesela alarm demiştik. Hatta dünün konularına da bu şekilde girmiş olalım. Şurada mesela veriyi dışa aktar diyerek USB bellek yerine dahili olarak seçebiliyorduk bu dışa aktarma grubunu. İşte TXT olarak ya da CSV olarak. İşte FTP protokolü ile beraber oluşan alarmlarınızı bu formatlarda uzaktan erişim sağlayabiliyorsunuz. Şunu tekrar aşağıya alalım. Burada operatör paneliniz bir sunucu oluyor. Siz ise buna bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan çeşitli programlarla erişebilirsiniz. Son olarak ise e-posta sunucu özelliği var. Bunda da işte örneğin alarm durumlarında gene kiza programdan gösterelim. Daha kolay ve anlaşılır olsun. Bakın mesela dün gene benimle beraber bu alarm konusunu işlemiştik. Alarm konusunda şu iki bitte gelişmiş ayarlara tıklayarak tabii öncesinde e-posta özelliğini açmamız gerekiyor. Bence hızlıca açıp gösterelim, ondan sonra devam edelim. Sadece şunu şöyle şimdilik etkinleştirip tekrar alarm konusuna döneceğim. Bakın şurada etkinleştirdiğimde e-posta gönder tiki de açılmış olacak. Buradan gerekli ayarları yaptığımızda alarm durumlarını uyarıcıya öncesinde veya alarm oluştuğunda mail olarak da iletebilirsiniz. Şimdi tekrar sunuma döneyim. Şimdi gelin burada yani bu sunucularda yapmanız gereken sunucu ayarlarını nasıl yapıyoruz ve aslında bu sunucu ayarlarının sonrasında operatör panelinize Ethernet kablosu takarak interneti açmanız tamamen bu işlemler için yeterli olacak. Bunları böyle uygulamalarını nasıl yaptığımızı beraberce inceleyelim. İlk olarak şöyle proje keşfedicisi menüsünden bakın sistem kısmında sunucular diyoruz. Şuraları kapatayım.
sunucular diyoruz ve ilk FTP ile başlayalım. Tek yapmanız gereken burası. FTP sunucunuzu buradan aktif hale getirmek şu şekilde. Default'ta ve aslında globalde de bu böyledir. 21 nolu portu kullanır. Bu ne demek? Şimdi operatör paneliniz makine üzerinde çalışıyor ve internet, yani ethernet kablosuyla bir modeme girdiniz, yani modeme bağladınız ve modemin 21 nolu portunu operatör panelinizin IP'sine yönlendirme yaptınız. Burada yapma, yani bu bağlantı noktasında aslında işlevi bu. Mesela burada şifreleri göster ya da gizle de diyerek şöyle şey yapalım. İki tane aktif mesela kullanıcı tanımlayabilirsiniz burada. Bu ne demek? Sadece operatör panelindeki işte o alarm, ne bileyim reçete ya da işte ekran görüntüsü aldıysa ekran görüntüleri, bunları mesela sadece okuma hesabı da yapılabilir. Ya da operatör paneline dışarıdan, yani şöyle örnek verelim, İstanbul'dan Ankara'daki operatör panelinize dosya da gönderebilirsiniz. Ya da orada oluşan alarmlarınızı da keza bu tarafta görebilirsiniz rahatlıkla. Dediğim gibi sadece burada kullanıcı adı, yani buraya ben şimdilik işte mesela 1234 diyerek böyle bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmanız yeterli olacak. Örneğini konuları anlattıktan sonra sizlere canlı olarak USB kamerayla beraber göstereceğiz. Ayar kısmını sadece bu şekilde bilmeniz yeterli. Şimdi bunu kapatıyorum. Tekrar VNC'ye dönüyorum. VNC'de hatırlarsanız telefon, tablet ya da bir bilgisayar ortamında VNC Viewer dediğimiz işte ücretsiz yazılımlarla beraber operatör panelinizi kontrol etmeniz ve izlemenizdi. Bunu da gene keza FTP'deki benzer mantıkla böyle etkinleştiriyorsunuz. P5 serisinde iki tane farklı kullanıcı da tanımlayabilirsiniz. Bunda da portunuz 5900 ve 5901 olacak. Bu ne demek? Gene FTP'deki mantıkla aynı. Modeminizin 5900 nolu portunu panelinizin IP'sine yönlendirmeniz yeterli. Ve tabii ki de bir de şifre belirliyorsunuz. Burada da tamamen aslında anlatacağım kısım burası. Bunu da geçiyorum. Çok basit mantık. FTP'de de, MNC'de de sadece açmanız yeterli. SMTP ise sizin e-posta ayarlarınızı yaptığınız kısım. Burası biraz daha önemli ve gelişmiş. Şimdi bakın, ilk etapta burayı etkinleştirip şu kısma mailinizin sunucu ayarlarını girmeniz gerekiyor. Bu Gmail olabilir ya da Hotmail olabilir ya da vesaire. Buradan tabii hepsinin farklı durumlarda bir bağlantı noktası var. Bunun için de bakın size şurada şöyle bir doküman açacağım. Şöyle aşağı doğru geçelim. Bakın mesela şurası önemli. İşte Gmail ile mesela gönderecekseniz, eğer şifrelemede kullanacaksınız mesela 465 nolu portu kullanıyorsunuz. Ve bu doküman sizler için Türkçe olarak hazırlandı. Ve şu anda forum sayfamızda mevcut. Dileyen katılımcılarımız daha ayrıntılı bir şekilde bu ayarların nasıl yapıldığını buradan inceleyebilirler. Forum sayfamızda bulabilirsiniz. Şimdi tekrar programa dönüyorum. Buraya ayarlarınızı girdiniz. Gönderen bilgisinde de hangi isimle ya da hani göndericinin ismini ve e-posta adresini de girdiniz. Ve bakın şurada kişi listesi diye bir kısım var. Bu kişi listesine tıkladığınızda buradan e-mail göndereceğiniz kişileri sırayla bu şekilde ekleyebilirsiniz. Mesela ben iki tane eklemiştim. Bir tane daha ekleyeyim buraya. Diyelim mesela Özgür olsun. Kullanıcı adı da işte mail adresi de TR olsun. Bakın şu altta da grup isimleri var. Mesela Özgür'ü de satış grubuna ekleyelim. Burada ayrı ayrı gruplar oluşturabiliyorsunuz. Yani işte bunu şöyle ifade etmek daha doğru olur. İşte bir alarm durumunuz var ve bu alarm durumunuzu teknik servis kısmının görmesi gerekiyor.
onların çözebileceği bir iş diyelim. Ya da bir raporlama yapacaksınız. Bunu e-mail ile göndereceksiniz. Bunda mesela teknik servis değil de teknik müdür olabilir. Ya da işte fabrika bakım müdürü olabilir. Bu şekilde parçalara bölebiliyorsunuz. Yani satış grubuna, teknik grubuna gibi. Yani bu mail gönderilecek listeyi öncesinde buraya hazırlayabilirsiniz. Hatta Fatek burada şöyle bir de kolaylık sağladı sizlere. Bakın şurada görebiliyorsunuzdur. Buraya tıklayarak direkt Outlook'unuzdan kişilerinizi içe aktarabilirsiniz. Ben şimdi burada yapmayacağım ama kullandığınız Outlook'lardaki kişileri de otomatik olarak CSV dosyasıyla dışa aktar derseniz, yani export ederseniz, sonrasında gelip burada otomatik olarak buraya aktarabiliyorsunuz. Tek tek bir daha yazmanıza gerek yok. Şimdi bu 3 kişiyi buraya tanımladık diyelim. Ve akabinde sunucu ayarlarımızı da yaptık. Şöyle bir örnekle de devam edelim. Yine alarm konusuna döneceğim. Alarm konusunda bakın gelişmiş ayarlar kısmı vardı burada. Mesela acil stop basılı alarmını ben gelip buradan tıklayarak e-posta gönder diyelim. Yani dünden hatırlayın pencere ekranını değiştiriyorduk. İşte bir ses oynatabiliyorduk. Buna ek olarak işte kayan yazı şeklinde gösterebiliyorduk. Ve hepsinden da öte e-posta olarak da gönderebiliyorsunuz. Buradan mesela ayarlar değil, bakın. Mesela alıcımız kim olacak burada? Diyelim biz bu teknik şeyi, yani acil stop basılı alarmı teknik gruba atalım. Ve burası da önemli bakın. Maile neler eklemek istiyorsunuz? Yani mailde mesela benim mesajım eklensin. Yani mesajı mesela buraya yazdınız. İşte acil stop basılı gibi. Yani maile bir ek de koyabilirsiniz. Bakın burada ekran görüntüsü ekleyin de var. Yani alarmınız geldiği anda hangi sayfadaysa operatör paneli onun ekran görüntüsünü alıp maile ek olarak koyabilir. Onun dışında ne zaman geldi? Bakın burada hatta şeyleri de var. Formatı da buraya aşağı doğru yapıyor. İşte kayıt adresi de olsun bu mailde diyebilirsiniz. Bu şekilde her alarmınızı her farklı gruba ayırarak, ekran görüntüleri ekleyerek vesaire bir mail ya da e-posta ayarı oluşturabiliyorsunuz kolaylıkla. Şimdilik ben bunu cancel diyerek çıkayım. Ona da okey diyorum. Tekrar şöyle sunumuma bir döneyim. Evet. Şimdi bu 3 sunucunun dışında diğer anlatacağım konu ise IoT olacak. Burada Endüstri 4.0'ın günümüz dünyasına sunduğu Internet of Things dediğimiz, şu kısaltmaları buradan geliyor. Nesnelerin interneti, yani Türkçe'ye çevirimi, benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında da yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları olarak tanımlanabilir. Yani bunu daha böyle kısaca özetlersek, şöyle bir cloud, yani bir bulut ortamında makinalarınızı, verilerini rahatlıkla toplayabilip burada raporlama vesaire de yapabileceksiniz. Şimdi onları da yavaş yavaş gireyim. Mesela ne diyebiliriz? Kabaca çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleriyle haberleşen ve birbirlerine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturulmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlayabiliriz. Fatek IoT şu anda aktif ve sizlere servis olarak 3 temel fonksiyon olarak hizmet vermekte. Biz bunları ayırdık, yani temel olarak bu 3'ü ayırdık. Bunlar işte e-monitor, e-access ve e-location. Peki bunlar kendi aralarında nasıl hizmetler veriyorlar? Neler sağlıyorlar kullanıcılarına? E-monitor, farklı lokasyonlardaki cihazların verilerini izleyebiliyorsunuz. Yani bir telefonunuza kurduğunuz, yani şimdi onu da göstereceğim hangi platformlarda çalıştığını. Dünyanın neresinde olursa olsun
ürünleriniz. Bunlar operatör panelleri, işte PLC'ler, artık yani FATEC'in kendi ürünleri tabii. Bunlar da veri izleme, alarmlarınızı, trendlerinizi, veri kayıtlarınızı rahatlıkla izleyebilirsiniz. E-Access özelliği ise static IP, işte ya da ne bileyim böyle karmaşık güvenlik duvarları. Şimdi az önce mesela sunucular kısmında şöyle düşünelim. İstanbul'dan Ankara'ya bağlanmamız gerekiyorsa VNC ile static bir IP'miz olmalı. Yani oraya bağlanırken. O konuya şu an için değinmeyeceğim. Biraz IT tarafında ilgilendirdiği için. Fakat E-Access tarafın, yani IoT ile bu karmaşadan aslında kurtuluyorsunuz ve kolayca bağlanabiliyorsunuz. Onun dışında operatör panelinizdeki ve PLC'nizdeki programları güncelleyebiliyorsunuz uzaktan. Yani makinenizi işte Azerbaycan'a gönderdiniz ve operatör panelinde değişiklik yapmak istiyorsunuz ya da PLC'nize bağlanıp online değişiklik yapmak istiyorsunuz. Bunları IoT ile de mümkün kılabiliyoruz. Herhangi bir port yönlendirme vesaire olmadan. Üçüncüsü ise e-location. Burada da tek noktadan cihazlarınızın konumunu takip edin. Yani bu bildiğiniz bir Google Maps şeklinde bir ekranla açılıyor ve size dünyada, diyelim bir makine üreticisisiniz. Bunu tabii tamamen sistem olarak da düşünebilirsiniz. İşte Azerbaycan, Almanya, dünyanın işte 50 ülkesinde çalışan şu an sisteminiz var. Bunları size koordinat olarak ve bölge olarak da direkt size lokasyonunda gösteriyor. IoT olarak. Peki bunlar nasıl, yani hangi ortamda çalışıyor derseniz, FATEC size burada Android'de, iOS'da ve web browser'da her zaman, her yerde ve herhangi bir cihazda verilerinizi izleme fırsatı doğurucu, yani fırsatını sunuyor aslında. Dileyen katılımcılar Android ya da iOS telefonlarından FATEC IoT yazarak programlarını mesela görebilirler. Devam ediyorum. Ve MQTT gene Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte adını sıkça duyduğumuz nesnelerin interneti olan IoT hayatımıza bir de MQTT kavramını getirmiştir. Nesnelerin interneti olan IoT ve makineden makine, aslında machine to machine diye geçiyor teknolojileri, uzak bir konumdan veri alışverişi yapmak için bir mesajlaşma ve bağlantı protokolü kullanmaktadır. Bu MQTT'nin, yani şunun açılımı ise Message Queen Telemetry Transport kavramının kısaltılmasıdır. Şöyle düşünmek lazım. IoT aslında bir servis, MQTT de bir haberleşme protokolü. Ve bakın burada işte FATEC olarak işte Amazon, Google ya da işte Microsoft'un mesela bulut ortamını kullanıyoruz. Bu protokol makineler arasındaki iletişimi çok noktadan hızlı ve düşük bant genişliği ile sağlayarak daima güvenilir bir veri alışverişi sağlıyor. Şöyle bir özet geçmek gerekirse, tekrar şöyle geriye doğru dönüyorum. İlk etapta ücretsiz olarak sunulan sunucularımızdan bahsettik. Sonrasında Endüstri 4.0 ile gelen IoT konusu, çalışma ortamı ve MQTT'den bahsettik. Şimdi burada ise ilk etapta biz bu videoyu kendimiz hazırladık ama görüntü netliğinden dolayı FATEC Taiwan, yani merkezdeki çalışma arkadaşlarımızdan da bunu rica ettik. Kendileri de bize şu şekilde bir demo oluşturdular ve burada şimdi birazdan videosunu da açacağım. Yani bu IoT'nin nasıl çalıştığına dair bu videoyu da sizlerle beraber izleyeceğiz. Şimdi bu bir PLC, üzerinde bir analog modül var, bakın şurası, üzerine takılan analog modüllerden. Kabloları vesairesi, PLC'nin beslemeleri yapılmış. Bakın bir operatör paneli var. Ve şu belki önemli olabilir, şuradaki 4G dongle ile operatör panelini internete açmışız. Ve akabinde PLC'miz ve operatör panelimiz haberleşiyorlar. Yani genel olarak sistem bu şekilde kurulmuş. Şimdi gelin bunun bir de videosunu izleyelim.
Bu arada videoda ses yok. Ondan dolayı videoyu ben anlatacağım size. Az önce gösterdiğim resimdeki gibi sistem şu anda kurulmuş. Bakın Fatek'in IoT programı şu an sanırım Android bir telefonda çalışmakta. Birden fazla cihaz var. Videoyu böyle ara ara durdurup bu tarz bilgilendirmeleri yapacağım size. Ekranda da bir şu anda anlık bir sıcaklık, hedef bir sıcaklık var ve voltaj değeri var. Şöyle devam edelim. Mesela bakın 4G dongle ile bağlandığı şu operatör paneline şu an girdi. Ve işte hedef sıcaklık bakın burada mesela 50. Keza ekranda da 50. İşte 32 vesaire görüyorsunuz. Devam ediyorum. Şurada belki air switch dediği hani havalandırmayı açıp kapattığında böyle bir röle sesi duyuyor olabilirsiniz. Şöyle tekrar biraz daha geri alalım. Çok küçük bir ses. Bakın şu an hedef sıcaklığa 20 derece dedik. Yani burada tabii ki IoT'nin kolaylığı çok hızlı da oluyor olması. Mesela oluşan alarmlarınızı böyle uyarılar şeklinde de alabilirsiniz. Şu anda bakın voltaj tarafını kıstı. Ufak sadece bir yenileme ile beraber ekranınızda otomatik olarak değerleriniz güncelleniyor. İkinci kısmında ise detaylar tarafı var. Şu an mesela cihazınızın durumu, yani online mı, internete açık mı, versiyonu ne, herhangi bir alarm oluşmuş mu? Bakın mesela burada işte alarm eğer oluştuysa oraya da düşüyorlar. Orada da gelen bildirimler diyelim. Evet. Sunucular kısmı bu şekilde tamamlandı. Şimdi günümüzün ikinci konusu olan şöyle sağa doğru geçelim. Fatek'te USB ile yapabileceğiniz işlemler ve özel fonksiyonlar olarak bu bölümü aslında ikiye ayırdık. Burada yine kalemimle işaretlemem gereken noktalar var. Fatek'te operatör paneli ve PLC'yi beraber kullandığınızda şöyle sadece USB ile bakın şu alarm, reçete, veri kayıt ve güvenliği zaten gösterdik gün içerisinde. Yani alınan kayıtları USB'ye atın demiştik. Fakat PLC programını da bence bu çok ayırt edici bir özellik. PLC programını da USB bellek ile direkt PLC'ye panel üzerinden aktarabiliyorsunuz ya da atabiliyorsunuz diyelim. Bunun kolaylığı ya da şöyle bir örnekle hani gündelik hayatta verebilirim. İnternet olmayan bir noktada çalışan bir makinanız var. Yani yurt dışı bir örnek verelim. Diyelim Mısır'da bir makinanız var ve internet o ortamda yok. Yani bir uzak bağlantı programıyla erişemiyorsunuz ve PLC programınıza da güncelleme yapmanız gerekiyor. Bu tarz bir durumda öncesinde bu programı bir USB bellekle de gönderebilirsiniz ya da bir mail ortamında attığınızda kullanıcı bu mailden programı alıp USB belleğini atıyor ve sonrasında sadece gidip operatör paneline takarak buradan PLC programını ve buna ek olarak kontrol panel programını da güncelleyebiliyor. Ve bu programlarınız şifreli dahi olsa gene de bu işlemi yapabiliyor. Bu da bence iyi bir özellik. Yani siz kendi emeğinizi ya da işte kendi yazdığınız programı bu şekilde koruyabiliyorsunuz. Sadece mail atmanız adamlar için ya da karşınızdaki müşteriniz için yeterli. Diğer tarafta ise özel fonksiyonlar kısmını ayırdık. Burada gene öne çıkan bir özel fonksiyonu gene Fatih'in ladder izleme. Bu ne demek? Hatırlarsanız PLC 1 ve PLC 2 eğitiminde
PLC programımız olan WinProLadder'dan hem uygulamalar yaparak hem örnekler yaparak bahsettik ve şu resimde görüldüğü gibi ladder'lar yazdık. İşte bu ladder'ı siz sadece bir fonksiyon switch'i kullanarak operatör panelinizden izleyebilirsiniz. Bunun da az sonra örneğini sizlerle paylaşacağız. Nasıl yapıldığına dair. Devam ediyorum. Yani bir diğer fonksiyonu da mesela USB kamera olarak koyduk. Burada ise diyelim uzunca bir hattınız var ya da bir makinenin özellikle işte parçanın beslendiği kısmı görmek istiyorsunuz ya da sadece operatörün çalıştığı kısmı görmek istiyorsunuz. Bu şekilde operatör panelinize bir USB kamera bağlayarak bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta özel bazı durumlarda ekran görüntüsü de aldırabiliyorsunuz bu kameraya. Şimdi bunları nasıl yapabiliyoruz TV Designer'da? Onları inceleyelim ve sonrasında sizler için hazırladığımız demo tarafına geçelim. Evet. Şöyle programımızda sağ tuşa tıkladım. Liste modunda gösterdim. Bakın sayfaların böyle, yani bu tamamen tercih meselesi tabii. Ben bu şekilde gösteriyorum. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Öncesinde hazırladığımız iki sayfa vardı. Birincisi şu sunucular. Burada sadece port ayarları olduğu için size, yani bu programı sonrasında paylaşacağımızdan dolayı unutmamanız adına böyle bir tek sayfa hazırladık. İkinci olarak ise şu özel fonksiyonlara gelelim. Bu özel fonksiyonları nasıl ekliyoruz? Bakın ben buraya bir tane ekledim. Ama bunları nasıl eklediğimize bir bakalım. Şimdi araç kutusundan sağ tarafta bakın fonksiyon anahtarı var. Bu fonksiyon anahtarını aslında birçok kez kullanmıştık. Bunu mesela buraya getirip sürüklediğinizde üzerine çift tıklayarak buradan fonksiyonunu seçebilirsiniz. Mesela bu anahtarı kontrol panelini yeniden başlat olarak seçebilirsiniz. Bu ne demek? Yani normalde enerjisini kesip işte kapatıp açmanız lazım ya da panoyu kapatıp açmanız lazım. Mesela bu butonu gelip burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii burada diğer ayarları gene size kalmış. Yani görüntüle kısmından işte objenin mesela farklı resimleri kullandırabilirsiniz. Şimdi şu fonksiyon kısmını da başka neler var onlara bakalım. Bakın sistem parlaklığını arttır, azalt. Bağlantı ayarlarını göster. Yani şu hatırlarsanız controller kısmında FATEC PLC olarak seçmiştik. Onun mesela ayarlarını göster. Güvenlik için mesela giriş yap. Yani login, logout diye düşünebilirsiniz bunları. Böyle aşağı doğru indiğimizde makroyu çalıştır. Şöyle inelim. Mesela reçete için ayrı. Bunlar tamamen böyle özel fonksiyonlar. Mesela benim kullandığım işte ladder görüntüleyicisini göster demişiz bakın burada. Yani bu kadar basit. Sadece bunu seçip buraya OK demeniz, bu butona tıkladığımızda artık PLC ile haberleştiğiniz PLC ile yazdığınız programı online olarak operatör panelinizde izleyeceğiz. Beraber de yapacağız zaten bu uygulamayı. Devam edelim şöyle aşağı doğru. Mesela PLC'yi çalıştır ya da durdur da diyebilirsiniz. Yani bu şey gibi düşünün. Run, stop gibi düşünün. Hatırlarsanız WinProLadder'da online olduktan sonra PLC'yi çalıştır diyorduk. Bunu mesela operatör paneline de taşıdık. Şu önemli bakın. FATEC PLC projesini HMI'nin kendi hafızasından ya da USB bir flash bellekle güncelleyin. Bunu da az önce slide'da da söylemiştim size. Gene bunu buradan böyle seçip koymanız tamamen yeterli. Aşağı doğru inelim. Şunlar da belki kullanılabilir. Mesela bunlarda e-posta için öncesinde hatırlarsanız sunucular kısmında bahsetmiştim. İlgili kişilerin isimlerini ve maillerini yazıyordunuz. Bunu da mesela bu şekilde, yani bu fonksiyonları kullanarak operatör panelinde de yeni kişiler ekleyebilir ya da çıkartabilirsiniz. Bu konunun tamamen özeti böyle. Bir de son olarak şeyi koyalım. USB kamera nasıl bağlanır ondan bahsedelim.
O da proje keşfedicisi menüsünden bağlantı kısmına tıklıyorum. Şuradan sadece video girişini aktif hale getiriyorum. Burada tamamen ekranınızın çözünürlüğüyle, yani mesela şimdi bir 10 inç kullanıyorsunuz diyelim. 10 inçin işte 800x480. Eğer tüm sayfanın tamamında bu kamerayı izlemek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Ya da bunu mesela daha küçük, işte 320'ye 240 piksel çözünürlüğünde, işte ekranınızın sol üst köşesinde anlık olarak izlemek isterseniz de böyle de seçebilirsiniz. Burada bu ayarı yaptınız. Yani USB kamerayı etkinleştirdiniz. Panelinizin USB portuna da bir USB kamera bağladınız. Sonrasında mesela ekrana gelelim. Aşağı doğru inelim mesela. Ben şu sayfamda izlemek istiyorum bu kamerayı. Bunu tabii her sayfaya da koyabilirsiniz de ben buraya ekleyeceğim. Sadece bakın gene araç kutusundan video girişi. Bu video girişini buradan tutup buraya çektiğinizde daha böyle bir koyu gri şeklinde geliyor. Tek yapmanız gereken bu. Artık projenizi yüklediğinizde USB kameranızın görüntüsü bu kısımda anlık olarak görünecek. Dediğim gibi yani bu önerdiğimiz bu durum. Mesela en son yaptığımız bir uygulamada şunu yapmıştık. Bir gaz odası vardı. Operatör ya da işte pano diyelim. Pano aslında odanın dışında ve içeriği de aslında izlemek istiyorlar. Mesela içeriye böyle bir USB kamera bağlayıp direkt buradan dıştaki panodan, operatör panelinden oradaki gaz odasına hani girişler, çıkışlar vesaireyi izledik. Ya da en son yine farklı bir uygulamada buna benzer, yanlış hatırlamıyorsam uzun bir hatta işte alüminyum besleme prosesinde mesela o alüminyumun işte pres üzerindeki beslemesini mesela anlık olarak takip ettik. Dediğim gibi acil durumlarda da ekran görüntüsü de alabiliyorsunuz. Bu özel fonksiyonları da burada böyle göstermiş olalım. Onun dışında ne diyebiliriz? Onun dışında yani anlatacağımız konuları aslında bitirmek üzereyiz. Demomuza geçeceğiz. 5 günün sonunda. Sunumumuza bir daha dönelim. Son bir konumuz daha var sizlere göstereceğimiz. Bakın burada da sistem ayarları dediğimiz FATEC için değil aslında bu. Birçok operatör panelinde vardır bu. Bu sistem ayarlarına nasıl ulaşıyorsunuz? Yani bu sistem ayarları dediğimiz kısımda ise işte panelin saatini, tarihini güncelleyeceksiniz. İşte IP numarasını değiştireceksiniz. Ne bileyim kalibrasyon yapacaksınız. Bu ve buna benzer birçok ayarın yapıldığı, aslında fabrika ayar sayfası gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bu ayarların nasıl yapıldığına dair önceden hazırladığımız bir video var. Şimdi bu videoyu da izleyip sonrasında da sizler için hazırladığımız demoya geçelim. Merhabalar. Bugün size FATEC operatör paneli. Bu arada videonun sesi geliyor mu İsmail Bey? Hiçbir sorun yok. Ses tamam, devam ediyoruz. Tamamdır. Sistem ayarlarına nasıl girileceğini göstereceğim. Enerjiyi vermeden sağ üst köşeye basıyoruz ve elimizi kaldırmadan enerjimizi veriyoruz. Açılana kadar elimizi ekrandan çekmiyoruz. Evet, ekranımız açıldı. Bundan sonraki sistem menüsündeki ayarları göstermek için bunu PC'den göstereceğim daha net görebilmeniz için. Şimdi Comport menüsüne bakalım. Bu menüde üzerindeki haberleşme portlarının çizimleri mevcuttur. Yani bize pin numaralarını bu çizimlerde söylemektedir.
Ethernet menüsü, Ethernet'le ilgili olan bütün ayarlar bu bölümde yapılmaktadır. Sunucu IoT ayarları, FTP sunucusunu enable ya da disable edebiliriz. DNCP sunucusunu enable ya da disable edebiliriz. Çin'den geç bölümünün portunu ayarlayabilir. IoT ayarlarını bu menüden yapabiliriz. Link menüsü, haberleşme yaptığımız cihazların haberleşme ayarlarını yapabildiğimiz menüdür. Display menüsünde ise ekranla ilgili ayarlar mevcuttur. Sistem ayarlarının dilini değiştirebilir, ekranın yönünü ya da parlaklığını bu menüden ayarlayabiliriz. Kalibrasyon menüsü ise panelimizin kalibrasyonunu yaparız. Time menüsünde ise saatle ilgili ayarları bu menüden yapabiliriz. Sistem info menüsünde ise panelimize isim verebilir, istasyon numarasını değiştirebilir, sistem password'ü enable ya da disable edebiliriz. Ya da OS versiyonunun çalıştırma versiyonunun ne olduğunu, firmware'ın hangi versiyonda olduğunu bu menüde görebiliriz. MISC menüsü, çeşitli ayarların bulunduğu bu menüde paneli fabrika ayarlarına çevirebiliriz. Buzzer'ı aktif ya da pasif yapabiliriz. Enable ya da disable yapabiliriz. Ya da uzaktan erişim şifresini enable ya da disable yapabiliriz. Custom ID dediğimiz müşteri ID'yi enable ya da disable ederiz. Custom ID'yi enable ettiğimizde projenize ve panele müşteri ID'sini girerek projenizi ve panelinizi eşleştirebilirsiniz. Böylelikle projenizi sizden habersiz başka panellere yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Bu size büyük bir avantaj sağlar. Projemizi kopyalayabilir, projemizi güncelleyebilir, register'ları backup alabiliriz. Sistem settings'de sistem ayarları ile ilgili menülerimiz bu kadar. İyi günler dileriz. Evet, değerli anlatımları için Dinçer Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii akla şöyle de bir soru geliyor. Bu sistem menüsüne girişte de bir şifreleme yapabiliyor muyuz? Evet, burada da bu şansınız var. Yani o panel açıldığında sağ üst köşeye basılı tuttuğunuzda elinizi bu menü açılmadan öncesinde bir şifre olarak da bir koruma sağlayabilirsiniz. Şimdi son olarak web sayfamıza girerek bu anlattığımız konularla alakalı, bakın şurada e-bülten kısmında, pardon, şöyle e-bülten kısmında IoT için, MQTT için özel yazılar hazırlamıştık. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen katılımcılarımız olursa bu dokümanları da buradan hani izleyip okuyup bakabilirler diyelim. Bakın mesela bu e-location kısmı da tamamen böyle gözüküyor. Bir Google Maps haritasında bulunduğu şeye kadar, artık konuma kadar diyelim, erişebiliyorsunuz. Peki, şimdi uygulamamıza geçelim. Sizler için öncesinde bir operatör panelinde bugün anlattığımız işte sunucular, FTP, VNC, e-mail, ladder izleme gibi konularının hepsi için bir demo hazırladık. Şimdi bu demoyu sizlerle paylaşıyorum. Evet, şöyle iki tane ekranla karşınızdayız. Şimdi bu şöyle anlık olarak da bakın elimde şöyle uzatıyorum. Sizler için hazırladığımız demo. Şu anda bu demo hemen arkasında bulunan PLC ile haberleşiyor. Biz bunu telefonla aslında kameraya, bilgisayarımıza aktararak da gösteriyoruz. Şimdi ilk olarak VNC ile başlayacağım.
Bakın biz bu operatör panelini şu an internet ortamına bağladık ve burada 5900 nolu portu kullandığını mesela söylemiştik sizlere. Bu şekilde direkt mesela Ultra VNC Weaver uygulaması bu. Bunu yine telefonlarınızdan da VNC Weaver olarak arattırıp rahatlıkla erişebilirsiniz. Buraya portunuzu yazıyorsunuz ve ben şimdi bir connect diyorum. Bakın şifreyi istedi. Ben şifremi giriyorum. Bakın şu anda şöyle sağa doğru çekersem anlık olarak gördüğünüz bu ekranı aynı zamanda VNC'de de izleyip kontrol edebiliyorsunuz. Bunu tabii gerçek hayatta şöyle örneklendirelim. Bu panelin şu anda Ankara'da olduğunu hayal edelim ya da İzmir'de olduğunu hayal edelim. Şimdi ilk olarak VNC'ye gelelim. Bakın ben şu anda VNC kısmına tıkladım. Ve şu anda ekranım burada değişti. Anlık olarak tabii burada şu an hem paneli izliyorsunuz hem de VNC kısmına ilgiliyorsunuz. Mesela bakın ben buradan şu anda oradaki butona basarak LED'i böyle açıp kapatabiliyorum. Sesi de inşallah duyuluyordur. Yani panele dokunduğumun sesi. Ya da şöyle gelip buradan hatta şöyle değiştirip mesela 55 diyelim. 55 derecede bu şekilde okuyabiliyorsunuz. Özellikle bu VNC ile anlatmayı tercih ettik. Çünkü hem görüntü kalitesi ve anlaşılır daha net olabilmesi adına. Şimdi panelimizi buradan kontrol edeceğim. Yani VNC'den kontrol edeceğim. FTP'ye geliyorum. FTP'ye tıkladım. Ben gene yazılımda anlattığım gibi FTP ile alakalı tüm ayarlarımı öncesinde yapmıştım. Sadece bakın burada ekran görüntüsü al. Burada bir fonksiyon butonu aslında. Bu ladder izlemeyi çağırdığımız fonksiyon butonları gibi düşünebilirsiniz. Buranın ben şu anda ekran görüntüsünü alacağım. Bakın tıklıyorum. Şu anda bu sayfanın aslında sol taraftaki de operatör panelinin ekran görüntüsünü aldı. Ve kendi dahili hafızasına yani operatör panelinin kendi dahili hafızasına kaydetti. Bunu bir SD karta ya da USB'ye de kaydedebilirdi. Ve panelim şu anda uzak bir noktada ve ben panelimin içerisindeki bu dosyaya erişeceğim. Onun için de gene ücretsiz olan böyle bir FileZilla programı kullandık. Farklı programlar da var FTP ile FTP sunucuya erişebileceğiniz. Şu anda bakın ben buraya gene ayarlarımı girdim. Kullanıcı adım Murat. Ne demiştik? 21 nolu portu kullanıyordu. Buradan hızlı bağlan dediğimde bakın direkt şu anda şu kısımda operatör panelin içerisindeki dosyalara erişmiş oldum. Şimdi internal diyelim. İçindeki mesela dosyaları. Eğer bakın burada bir alarmınız oluştuysa ne bileyim bir data log veriniz oluştuysa bakalım hatta var mı diye içine giriyoruz. Bakın şu an içi boş. Bizim aldığımız ekran görüntüsüne bakalım. Hard copy'nin içerisinde şudur diye tahmin ediyorum. Buna mesela üzerine çift tıkladığım zaman bakın şu anda aktarımlar tamamlandı. Yani operatör panelinden dosyamı bilgisayarıma aslında indirdim. Ve dosyanın konumuna şöyle bir tıklayalım. Evet, dosyamızı mesela ya da ekran görüntümüzü diyelim masa üstüne kaydettik ve masa üstünde de bu şekilde JPEG olarak alabiliyoruz. Bu aslında özetle operatör paneli bir FTP sunucu. Siz de FileZilla dediğimiz bu ara programla beraber operatör paneline erişip dosya alabildiniz.
Tabii bunu dosyada gönderebilirdiniz. Şimdi şöyle tekrar kameralarımızı açalım. VNC ile devam ediyorum. Burada sadece ekran görüyor. Yani sadece bu sayfa için bu tabii ki geçerli. Herhangi bir noktaya da koyabilirdiniz şu ikonu. Şu ise FTP'ye bağlan ise, bakın bunları ben özellikle buraya koydum ama şimdi şurada da göstermek istiyorum. Programımda FTP'ye bağlan fonksiyonu tamamen şurası, bakın FTP'ye bağlan bu. Bunu seçtim orada da. Tekrar bunu aşağı doğru indireyim. Buna tıkladığımızda ise bakın o hem operatör panelinde şöyle bir sayfa açıldı. VNC'ye tabii görüntü biraz daha geç geliyor. Şu an çünkü bu iki bağlantı farklı modemlerde. Belki de hani işte o routerlarla beraber Türkiye'nin herhangi bir yerinden bu yönlendirme yapılıyor diyelim. Bakın bu FTP sunucu özelliğiyle ise şunu yapabiliyorsunuz. Paneliniz hem bir sunucu hem de bir client olabiliyor. Yani izleme yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de her iki operatör panelinden ya da her iki, nasıl diyelim, her iki cihazdan dosya transferi yapabilirsiniz. Yani iki tane makineniz var ya da iki tane sisteminiz var. İki farklı lokasyondalar bunlar. Birinci panelinize gelen alarmı ikinci panelinize atabilirsiniz. Ya da birincisinde aldığınız ekran görüntüsünü ikincisiyle ikincisine gönderebilirsiniz. Bu şekilde bir özelliği sizlere ücretsiz olarak Patek sunuyor. Aslında kısaca bu fonksiyon butonuyla beraber bunu bir faiz değil de programı gibi de düşünebilirsiniz. Evet, FTP bu şekilde mantık olarak. VNC zaten hem şu an içindeyiz ve görüyoruz nasıl olduğunu. Bakın burada mesela e-posta için de neler yaptık ona bakalım. E-posta için gene fonksiyon, şu fonksiyon butonlarımızdan neyi mesela seçtik? Aşağı doğru inelim. Şu gönderen bilgilerini değiştir ve iletişim bilgilerini değiştir dediğimiz şu iki fonksiyon butonunu biz operatör panelimize öncesinde sizler için koyduk. Mesela bunlarda şunları yapabiliyorsunuz. Alıcı ayarlarını değiştir dediğimizde sonrasında mail atılacak kişileri buraya ekleyebilirsiniz. Mesela ikinci bir kişi olarak isim soyisim girerek ekleyebilirsiniz. Ve bunu hangi gruba atacağınızı da seçebiliyorsunuz keza. Yani kişi listenizi sürekli güncelleyebiliyorsunuz. Bunda hani sadece öneri olarak söyleyeyim, güvenlik kısmını zaten sizlere anlattık. Yani işte bu işlemi sadece müdür yapabilsin ya da bu sayfaları sadece müdür görebilsin de denilebilir. Cancel diyelim. Sunucu ayarları ise yine az önce programımda gösterdiğim ayarları da buradan sonrasında da değiştirerek de yapabiliyorsunuz. Özellikle işte fonksiyonel akademi@gmail diye bir kullanıcı oluşturmuştuk ve paneli yüklemiştik. Şimdi gelin bir de mail atalım operatör panelimizden. Şimdi ben bu mailde ayar yaparken özellikle şu değerinde maile eklenmesini istedim. Ondan dolayı mesela bunu değiştireceğim. Mesela bunu ben 77 yapmak istiyorum. Evet. Ve bu mailde ek olarak da bu ekranın screenshot, yani ekran görüntüsü alınacak, ek olarak eklenecek. Şu da bir alarm durumu olsun. Acil stopa ben şu anda bastım. Yani bunu PLC'den diyelim X5 girişinde acil stopa şu anda basıldı. Bakın gene dün anlattığımız konuydu ya da ondan önceki anlattığımız konuydu. Kayan yazı şeklinde hem VNC'de izleyebiliyorsunuz hem panelinizde kayan yazı şeklinde bu böyle geliyor. Ve aynı zamanda bunu şimdi kapatayım. Hani alarmım gitti. Şuradan artık mailimi de sizlere açacağım. Bakın fonksiyonel akademi dediğimiz mailden şu anda mailimiz geldi. Bakın screenshot, yani alarm oluştuğu durum
Bakın burada 77 değerini girmiştim. Ekran görüntüsünü aldı bize, ek olarak gönderdi. Ve şurada da alarm ne zaman geldi? İşte kayıt adresi dediğimiz bu V200'ün içerisinde 77 rakamı var. Adli stop basılı, operasyon durdu diye bir de mesajla beraber uyarı şeklinde geliyor. Şimdi son olarak ise bu sunucuların sonrasında özel fonksiyonlar dediğimiz kısma girelim. Bakın ben burada şu anda USB kameramı tam böyle panelimin ortasına doğru koydum. Hatta şu anda USB kameramı şöyle bir oynuyorum. Hani anlık olarak görüntünün değiştiğini de. Tabii VNC kısmı biraz daha geç geliyor. Onu baştan söylemiştim. Belki şurada operatör panelini izleyebilirsiniz. Şu anda hatta şöyle bir elimi de koyayım. Şeyin önüne doğru. Bakın USB kameramı izleyebiliyorum. Tabii burada bir makinenin herhangi bir bölümü olduğunu hayal edin. Şimdi şu sol tarafta sistemle alakalı gene özel fonksiyonlar. Gene buradan birkaç tanesini mesela ne demiştik? Mesela sistem yapılandırmasını gösteri koymuştuk ve bunları seçmiştik. Tekrar buraya döneyim. Mesela buna tıklayalım ve gösterelim. Mesela bu fonksiyon butonuyla operatör panelinizin OS versiyonunu, işte Ethernet ayarlarını, mesela az önce Dinçer Bey'in anlatımıyla sağ üst köşeye basarak Ethernet ayarlarını da yapabiliyorduk. Mesela bununla da keza yapabilirsiniz. Ya da bir ekran koruyucu devre dışı bırakma süre vesaire yapılabilir. Burada da bağlantı yapılandırması. Hatta şöyle menü olarak gösterip geçelim. Neye benzediğini görelim hiç değilse. Bakın burada da şu an operatör panelim benim FATEC FBS serisiyle haberleşiyor. Ve IP adresim 1.4. İşte 500 nolu porttan haberleşiyorum gibi ayarları da buradan görebiliyorsunuz. Eğer bu Ethernet üzerinden değil, seri bir porttan yani RS485 ya da RS232 ile haberleşiyor olsaydınız, burada işte 9600, işte even, 7.1 gibi haberleşme ayarlarınızı görüp hatta bunları değiştirebilecektiniz. Yani kısacası şunu söylemem gerekebilir örnek olarak. PLC'nizdeki port ayarınızı 9600'den 115200'e çektiniz. Haberleşme konusunda bunlara değinmiştik. Burada mesela operatör panelinde de sadece bu butonla bu ayarları yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim FATEC ve FATEC olarak beraber kullandığımızda yine dikkat çeken bir özellik ladder izleme. Şimdi üzerine bir kere tıkladım. Bakın diyor ki ben hangi cihazın izlemek istiyorum? FATEC PLC. Evet dediğimde sol tarafa da bakın, özellikle bunu VNC ile yapmamızdaki sebep de buydu. Çok net olmadığından dolayı şu an kamerayı da götürüyorum ben oraya doğru yavaş yavaş. Anlık olarak şu an PLC'nizin içerisindeki ladder programını bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Özellikle söylüyorum, sadece izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. Bunda hem kullanıcılarımız hem de dünya genelindeki aslında FATEC kullanıcıları böyle tercih ettiği için. Bunu da nasıl söyleyelim? Mesela işte yardımcı bir elemanınız var ve bakım için bir makine başına gitti. Program elinde yok ya da bilgisayarı yanında yok. Buradan mesela programı inceleyebilir. Ve şuradan bakın ara kısmından tıklayarak bu ara kısmına programınızda kullanılan bitlerinizi ya da registerlarınızı da panel üzerinden de inceleyebilirsiniz. Mesela ne diyelim? Diyelim ki R0 adresi ben bu programda kullanmış mıyım? Tamam dediğimde bakın otomatik olarak beni R0 adresini kullandığım kısma getiriyor. Şu anda R0'ın içerisinde 152 değeri var. 3 ile çarpılıyor. 456'ya atılıyor. R1'de 456 olarak görüyoruz. Şimdi ve bunun anlık olarak değiştiğini de
yani PLC'de değişimler olduğunda anlık olarak değiştiğini de görelim. Mesela ben şu anda X0'a çantadan. Ben şu anda mesela X0'a yani PLC'ye bakın aktif hale getirdim. Burada ladder'da görüyorum bunu. Çektim mesela şu an elimi 456. Şimdi mesela X1'e getirdim. Şu an X1'de de arttırma komutum var 153. Bir tane daha yapalım. Mesela bakın 154 anlık olarak bir tane daha yapalım. Gibi. Yani PLC'niz programı şu an işlediğini hayal edin. İşlerken böyle panelden anlık olarak izleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu çık diyorum, kapatıyorum. Bir diğer kısım ise şuydu. PLC projesini de güncelleyebiliyorduk. Şimdi hatırlamak adına dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. Şimdi ben PLC programının bakın 3 satır, 1, 2, 3 network diyelim ve bir çarpma işlemiyle başlıyor. Yani bu da PLC'nin içerisindeki programın gerçekten değiştiğini görebilmeniz adına yapıyorum bunu. Ben bunu çık dedim. Şuradan PLC projesini güncelle diyorum. Bu da gene fonksiyon butonları kısmından şöyle aşağı doğru indiğimizde bakın FATEC PLC projesini USB flash bellekten ya da işte HMI'den güncelleyin butonunu koydum ben oraya. Şu an bastığım butona. Burada mesela USB bellekte eğer olsaydı şu an bağlı değil USB belleğim. Ondan dolayı burada şu an herhangi bir dosya görmüyorsunuz ama operatör panelinin içerisine ben zaten öncesinde iki tane program atmıştım. Bakın şu an mesela içerisinde bulunan proje 1'di PLC'nin. Ben proje 2'yi şu anda diyorum ki panel üzerinden hatta bunu bir VNC ile yapıyorum bakın. PLC'ye yükle dedim. Yani operatör panel üzerinden PLC'ye ikinci bir program yüklüyorum. Tamam dedim burada. Bakın bazı uyarılar var. PLC çalışıyorsa hani durdurulsun mu diyor. Evet dedim. Başarıyla yüklendi ve PLC'yi hemen başlat. Evet başlat dedik. Burada ladder'ı tekrardan güncel bir şekilde izleyebilmemiz için panelimizi bakın şurada HMI'yi hatta bunu da gösterelim. HMI'yi da yeniden başlat butonumuzu da buraya koyduk. Şimdi sol tarafa bir bakın. Ben buna tıkladığımda operatör paneli kendisine restart atacak. Şu an operatör panelimiz tekrar açılıyor. Ben yine VNC ile bağlantımı yaptım. Operatör panelimi tekrar açtım. Gene aynı bölüme geldim. Gene PLC ile ladder izlediyorum. Bakalım programı değiştirmiş mi? Sanırım gene aynı programı attık. Şöyle yapalım. PLC 1 projesini atmam gerekiyordu sanırım. Orada ufak bir karışıklık olmuş. Şuradan PLC 1 projesini atalım. Tekrar bir yeniden başlatıyorum. Evet, şöyle tekrardan PLC'leri izleyelim. Evet, az önce bir karışıklık yapmışım. Bakın bu da mesela şu anda operatör panelimden PLC'ne farklı bir program gönderdim. Bunda da
Hatırlarsınız ilki mesela çarpma fonksiyonuyla başlıyordu. Şu anda mesela 4 satır veya işte X0'la mesela şu an Y0'ı aktif hale getireceğim. Gene çantamdan ya yani PLC'den daha doğrusu X0'ı mesela aktif hale getirdim. Bakın Y0 burada gözüküyor. Gene keza M1922 ile R1'i böyle görebiliyorum. Şöyle özetlemek gerekirse bu tarz özel fonksiyonlarınız ve USB kamera gibi özel bir nasıl diyelim özelliğiniz mevcut. Gene e-posta gibi ya da işte VNC, FTP gibi ücretsiz olarak sunucu kullanma şansınız da var. Bu demo programını şimdilik kapatıp slaytıma dönüyorum. Evet, IoT kısmı için yani kısmı için ise yine proje keşfedicisi menüsünden şunları şöyle biraz kapatayım. Proje keşfedicisi menüsünden şurada bakın üstte cihaz ayarları kısmına gelerek şuradan IoT servisleri bölümüne ulaşabilirsiniz. Burada işte location ya da işte e-location GPS bilgisi girebildiğiniz enlem, boylam. Burada mesela belli başlı ayarlar yapıyorsunuz. Ve sonrasında araçlar menüsünden e-access ile şu şekilde ben buraya şifremi giriyorum. Bu tamamen bir demo olduğu için hani şu an mesela ofisimde bir panel var ve offline durumunda herhangi bir enerji bağlı değil. Yani bunu programın içerisinden de çağırıp izleyebilirken bunu telefonunuzda, tabletinizde de rahatlıkla yapabiliyorsunuz diyelim. IoT konusuna da değindikten sonra sunum kısmımıza tekrar bir dönelim beraber. Evet. Bugün anlatacağımız kısım bu kadardı. Bundan sonrasında yine sürekli standart hale getirdiğimiz bir uygulama kısmımız olacak. Sizlere vereceğimiz. Bu uygulamayı anlatmadan önce soruları olan katılımcılarımız varsa sırayla mikrofonlarını açıp sorularını bizlere iletebilirler. Sunucular, IoT ve özel fonksiyonlar hakkında. İsmail Bey, chat bölümüne bakamıyorum ama herhangi bir soru yoksa uygulama tarafına da geçebilirim. Şu an için soru yok Murat Bey. Siz uygulama tarafını anlatın. O arada soru gelirse tekrardan dönelim. Tamam. Bugün artık operatör panel eğitimimizi tamamladık. Olabildiğince sizlere bu konuda bilgi ve tecrübemizi aslında aktarmaya çalıştık. 5 gün süresi içerisinde birçok konuya da değindik. Bu uygulamayla beraber artık bu değindiğimiz konuları aslında harmanlamanızı isteyeceğiz. Yani hepsini bir tek bir uygulamada kullanmanızı isteyeceğiz. Ve burada özellikle sadece bir resim olarak bunu bıraktık. Çünkü sizin hayal gücünüze de bırakıyoruz olayı. Sadece birkaç tane önerimiz var. Bu bir şişe dolum hattı olarak planladık ve bu şişe dolum hattında örneğin bir reçete uygulaması yapabilirsiniz. Yani burada mesela bir diyet kola ya da bir normal Coca-Cola yani diyet ya da normal olarak ya da bu bir soda olarak da örneklendirebiliriz. İşte meyveli soda ya da sade soda dolumu var. Yani burada tamamen hayal dünyasını size bırakıyoruz. Gene alarm kullanmanızı öneririm. Acil stopa basıldı, konveyör durdu. İşte banttan ürün düştü vesaire gibi bir alarm kısmı olsun. Mesela veri kayıt olsun. Yani bunlar hep anlattığımız konular ama sadece size fikir olması bağında söylüyorum. Veri kayıtla beraber günlük üretim adetinizi mesela sürekli hesaplayın. Yani
ya da saatlik, günlük. Gene şifreli bazı giriş sayfalarımız olsun. Yani bu hatta diyelim 4 kişi çalışıyor ya da bir fabrikanın gene bazı yetkilileri var. Hani herkes aynı sayfaları göremesin ya da herkes aynı fonksiyonlara erişemesin. Son olarak tabii bunu simülasyonda yapmanız biraz zor olacak ama belki bir VNC ya da bir e-mail kısmı da olabilir. Mesela simülasyonla gene keza e-mail çalışıyor, bilginiz olsun. Yani acil durumlarda mesela X, Y kişilerine e-mail de attırın. Genel olarak bu uygulama tarafında tamamen size bir hayal dünyası bırakıyoruz. Böylece tüm konuları, yani bugüne kadar anlattığımız tüm konuları pekiştirmiş olacaksınız. Bu uygulama resmini de İsmail Bey, şu anda bir ekran görüntüsü alabiliyorsanız isterseniz chat kısmına da bunu atabilirsiniz. Sadece şu, yani şu çerçeveyi böyle alıp ya da biz de sonrasında da koyabiliriz. Son olarak projeyi zaten forum sayfamıza koyacağımız için oraya bu görseli de ekleyelim. Forum sayfamızdan ulaşsın. Olur, tamam. Sizler için o zaman şöyle bir şey yapalım. Şu sayfada, yani ekran listesi, yani bu projeyi zaten forum sayfamıza koyacağız. Burada bir sayfa daha koyacağız ve bu sayfada sadece bu uygulamanın resmini görüyor olacaksınız. Buradan da rahatlıkla alabilirsiniz ya da chat bölümünden ekran görüntüsü de bilgisayarlarınıza alabilirsiniz. Evet, şöyle aslında 5 günün, yani bu 5 gün içerisinde neler yaptık, onları da sadece bu sayfayla bir görün istiyorum. FW Designer'a giriş yaptık. Temel objeler dediğimiz kısım birinci gündeydi. Sonrasında artık gelişmiş objeler ve tüm kütüphanelere değindik. Sonrasında kendiniz de mesela kütüphaneler oluşturabildiniz. Üçüncü günde artık farklı ülkelere makine göndermeye başladık. Çoklu dil uygulaması, sistem mesajlarını değiştirdik. Burada belli başlı noktalarda güvenlik ve alarm kısımlarına değindik projelerde. Dördüncü günde reçete, işlem kayıt, veri kayıt kısmıydı. Burada gene keza veri kayıt ve trendler çizdirildi ve bugün son olarak Volkan Bey sizlere makro veri aktarımı konularına değindi ve ben sonrasında VNC, FTP, e-mail, IoT dediğimiz sunucu kısmına ve özel fonksiyonlar dediğimiz işte ladder izleme gibi konulara değindik. Şimdi sorusu, hani gene tekrar edeyim, eğer sorusu olan varsa lütfen iletsin. Onun dışında hepinize teşekkür ediyorum. Dilerseniz soruları beklerken de biraz sohbet edelim tekrardan. Bu arada aramızda hani Fatek uzmanı olmaya hak kazanmış diğer katılımcılarımız da var. Öncelikle Mustafa Bey, sizin Fatek operatör panelleri hakkında düşüncelerinizi de öğrenmek istiyorum. Hangi özelliği en çok beğendiniz? Merhaba, kolay gelsin öncelikle. Teşekkürler eğitim için. Sesim geliyor mu bu arada? Evet, duyabiliyoruz şu anda sizi. Özellikle simülasyon kısmında bayağı iyi görünüyor. Borulama hattında, yani tutup ilerletebiliyorsunuz. Diğer panellerde mesela tek tek hepsinde, özellikle dönüşlerde uğraşıyorsunuz. Ama burada gayet güzel veri aktarımı, veri alımı, o detaylar da bayağı iyi. Teşekkür ediyorum eğitim için. Bayağı bir faydalı oldu. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz de teşekkür ederiz. O zaman bu arada ben de bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Bakın birazdan Tunahan Bey, katılım sertifikası almanız için gereken, doldurmanız gereken formu chat bölümünde paylaşacak. Yine PLC eğitiminden zaten hatırlıyorsunuz. Bu değerlendirme formunu katılım sertifikası almanız için doldurmanız gerekiyor. E-posta adresiniz, isminiz, soy isminiz ve adres kısmınızı hani kesinlikle eksiksiz ve doğru doldurmanızı rica ediyorum. Yoksa hani sertifikanız oluşsa bile adresinize yanlış olduğu için elinize ulaşmayacaktır.
Bu şekilde bir değerlendirme formu hazırladık. Tunan Bey paylaştıktan sonra da hani toplantıdan çıkmadan bu formu da doldurursanız seviniriz. Teşekkür ediyorum. Firma bilgisi vermiştik adres olarak firma bilgilerimizi. Pandemiden dolayı evdeyiz. Bunu adresleri değişiklik yapabilir miyiz? Mustafa Bey, sizin özelinize şöyle bir şey yapalım. Akademiye hemen bir yeni adres güncellemenizi mail atın şu anda. akademi@patek.com.tr'ye. Ben oradan ilgili arkadaşlara göndereyim. Adres değişikliğini yapsınlar gönderim sağlarken. Tamamdır, teşekkür ederim. Yani bu tarz bir adres değişikliği olan da mutlaka hani bugün mail atsın ki kargolarda bir yanlışlık olmasın. Teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İsmail Bey, biz de teknik ekip olarak araya girelim. Bizi dinledikleri için katılımcılarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Volkan Bey de yine keza son böyle birkaç sözde bulunacak. Ben de teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirecek olan servo eğitimine de bekliyorum sizleri. Hepinize kolay gelsin, hayırlı çalışmalar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, formu chat bölümünde Tunan Bey paylaştı. Formu doldurmayı lütfen unutmayın. Bakın ekranımı paylaştım. Sohbet bölümünde buradaki formu mutlaka doldurmanız gerekiyor. Katılım sertifikası almanız için. Bilginiz olsun. Herkes ayrılana kadar ben forum sayfamıza tekrardan geliyorum. patek.com.tr üzerinden forum sayfamıza direkt ulaşabilirsiniz. Bir giriş yapmanız isteyecek. Yeni kullanıcı oluşturmanıza yaklaşık hani çok kısa bir sürede de yeni kullanıcı oluşturabilirsiniz. Genel formumuzun tasarımı bu şekilde. PLC bölümü, ardından operatör panel bölümü. Operatör panelle ilgili döküman, video ve örnekleri bu şekilde klasörün içine girerek ulaşabilirsiniz. Örneğin online eğitim projelerimiz bu sekme altında toplanmış durumda. Çevrimiçi eğitim projesine tıklarsanız şu ana kadar 4 günde de yaptığımız programı versiyon numaralarıyla kaydedildiğini bu şekilde görebilirsiniz. Geri gelelim. Bugün yine Murat ve Volkan Bey'in anlattığı konularda da bakın şöyle aşağı doğru iniyorum. Yani birçok konuyu burada görebilirsiniz. Örneğin USB kamera uygulamasını bu eğitimin haricinde de forum sayfamızdan rahatlıkla örnek uygulamanın yazılımını ayrıca nasıl yapıldığının da videosuna forum sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğitim sonrasında bu atmış olduğumuz formu tekrar mail atmayacağız. Çünkü eğitime katılanlara özel bu sertifikayı verdiğimiz için şu anda bu sohbet bölümünde bakın yukarıda Tunan Bey'in paylaşmış olduğu, Tunan Kocamış'ın paylaşmış olduğu formu sertifika almak için doldurmanız gerekecek. Tekrardan teşekkür ediyorum.